Evet arkadaşlar, selamlar. Ya öyle bir beklenti yarattınız ki ben de ve acayip heyecanlandım şu anda yani. Yıllardır alışkınım böyle konuşmaya ama biraz heyecanlandım. Evet, bakalım. Herkes herhalde bu Facebook'tan ilk defa böyle bir canlı yayın yapıyorum. Nasıl olacak? Ben de bakayım şimdi. Evet, anladığım kadarıyla herkes seyredebiliyor, değil mi? Bir sıkıntı var mı? Bir beni bilgilendirirseniz sevinirim. Anladığım kadarıyla bir sıkıntı yok. Evet, o zaman ufak ufak başlayalım, devam edelim. Şimdi ben kısaca kendimi tanıtayım arkadaşlar. Adım Gökten Eker. Malumunuz. 1971 Ankara doğumluyum. Yozgatlıyız. Ancak gençliğim babamın da memuriyeti dolayısıyla Trakya'da geçti. Çocukluğum, gençliğim. Akabinde polis koleji ve polis akademisi okudum Ankara'da. Devlet yatılı okulunda, yani sizin Türk milletinin ödediği vergilerle okudum. Daha sonra 5 yıllık bir görevin ardından kendi isteğimle meslekten ayrılarak köpek eğitmenliği işini özel sektöre devam ettirmeye çalıştım. Tabii bu devletin bize sunduğu imkanları bir karşılığını vermek gerekiyordu. Benim de yıllardır yapmaya çalıştığım aslında bu imkanların karşılığını verebilmek. Çünkü kendi isteğimle ayrılmama rağmen uzun bir hikaye ve süreçten dolayı ayrılmak durumunda kaldım. Ondan sonra biliyorsunuz şu anda bir özel güvenlik firmasında, tamamen köpeklerle iştigal eden bir özel güvenlik firmasında eğitmenlik yapıyorum. Firmanın aynı zamanda da ortağıyım. Bu firmada bomba, işte mayın, ceset, arama kurtarma köpekleri gibi köpekleri eğitiyoruz. Özel güvenlik mevzuatına tabi olarak firmada devam ediyoruz. Bununla birlikte 2015 yılında Köpek Eğitmenleri Derneği'ni kurdum. Bu dernekte de amacım zaten yetiştiriciler, özellikle görev köpekleriyle ilgili yetiştiriciler ve eğitmenleri, akabinde de köpek eğitiminin farklı branşlarını bir arada toplamaktı. Daha sonra Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu'na dahil olduk. Orada da denetleme kurulu başkanlığı bir süre yaptım. Oranın da hikayesini biliyorsunuz zaten. Çok fazla girmeye gerek yok. Yani aslında kısa özgeçmişim bu. Ama bakarsanız da işte Irak, Afganistan, Ürdün, Azerbaycan, aklıma gelmeyen bir sürü ülkede köpeklerle beraber sivil hayatımda hep görev yaptım, çalıştım. Hem güvenlik görevlisi olarak bizzat köpeklerle beraber, hem işte bu işin biraz amiri olarak diyeyim, yani ekibi yöneten kişiler olarak, hem de daha sonra danışman olarak ya da hoca tabir ettim, işte instruktör olarak birçok faaliyette bulundum. Aranızda da bir sürü öğrencim var, sağ olsunlar, hala irtibatımız devam eder. Yabancı ülkelerde de çok öğrencim var, sağ olsunlar, onlarla konuşuyoruz. Şimdi gelelim asıl konumuza. Aslında biz bugünkü yayın akışımın adı, tam olarak içeriği şuydu. Bu arada notlarım da var. Arada bir gözüm kayacak, kusura bakmayın. Görev köpeği yetiştiriciliği. Yani şimdi niye? Grup bir Belçika Malinois üzerine kurulu ve bir süredir de izliyorum. Çok aktif değilim ama gerçekten herkeste çok güzel köpekler var. Ve bu köpeklerin büyük bir kısmı da aslında Belçika Malinois'un büyük bir kısmı da, şeyi de, yapısı da görev amaçlı yetiştirilmiş, üretilmiş köpekler. Biraz kısa kısa şimdi bunlardan bahsedeceğim size. Şimdi köpek eğitimi nedir? Aslında en basit anlamda, hani siz de yetiştiriyorsunuz ama aynı zamanda da eğitiyorsunuz. Yaptığımız işin de bir kategorize edersek aslında başarıya ulaşmadaki o merdivenlerin nereden gideceğimizi görmüş oluruz. Köpek eğitimi nedir? Ben teknik olarak köpek eğitimini 3 bölüme ayırıyorum. Diyorum ki ev ve aile köpekleri, yani petler, evlerde bakılan petler. Spor köpekleri, yani eğitilip işte ipo gibi, frisbee gibi, pardon şimdi IGP oldu. Frisbee gibi, flyball gibi bir sürü spor köpeği branşı var. Bir spor köpekleri eğitmenliği ve eğitimi var. Bir de iş köpekleri var. Aslında iş köpeklerini de ben kendi içinde ikiye ayırıyorum. Bunlar hizmet köpekleri ve görev köpekleri. Diyeceksiniz ki ayrımı ne? Hizmet köpekleri. Örneğin bir rehber köpek bence hizmet köpeğidir. Yani birine hizmet ediyor. Asistan köpek, işte bir engelliye yardımcı olan bir köpek, bir hizmet köpeğidir. Ama görev köpeği dediğimizde hizmet köpeği bir bireye hizmet ederken, onun için çalışırken, görev köpeği hem
onunla beraber çalışan kişiye, yani bomba köpeği, narkotik köpeği değil, hem de insanlığa ve arama kurtarma köpeği değil, hem de insanlığa hizmet etmiş oluyor. Dolayısıyla bu ayrımdan ilerlersek, köpeği neden yetiştirdiğimizi de, o güzel köpeklerinizi de neyi hedeflemeniz gerektiğini de belki bir size bir tablo, bir hedef koymuş oluruz diye bunları açıkladım. Peki, bilinen spor köpekleri var. Mesela herkes işte spor köpeği Schutzhund'tu bizim zamanımızda. Biz de gidiyorduk işte bir şeyler yapıyorduk. Ondan sonra bir başından geçen bir olayla kısaca da anlatayım onu. Sonra işte Fransa-Avrupa macerası başladı. O da şu, 2005 yılında Irak'ta çalışırken İngiltere'de metroda bombalar patladı. O arada da Irak'a gelmiş bütün köpeklerin sahipleri gelemediği için ben Avrupa'dan ya da dünyanın dört tarafından oraya köpek satmak için köpeklerini gönderen insanların köpeklerine aşağı yukarı bir ay kadar baktım. Yazık, hayvanlar çölünde kalmışlar. O köpeklerin hem eğitimlerini tekrarladım hem de yani aslında Allah rızası için yaptım. Yani bir hayvanların dili yok diyoruz. Ondan sonrasında bu bana ilginç bir kapı açtı. Çünkü o ülkelerden köpeklerini gönderip de bakımının iyi olduğunu, öldüğünü düşündüğü herkes oraya tekrar geldiğinde 20-25 gün sonra hava trafiği açıldığında köpeklerin çok sağlıklı ve sağlam olduğunu gördüler ve hepsi beni ülkelerine davet etti. Fransa'sı, Belçika'sı, Almanya'sı, işte İngiltere'si, İskandinavya'sı, hepsine gittim. Misafir ettiler, hep eğitimlerine katıldım ve bu eğitimlerde aslında ben işin tarihsel sürecini öğrendim. Yani insanlar niye köpek eğitmeye ihtiyacı duymuşlar? Tamam, insanlık tarihi kadar eski ama örneğin ring sport'tan, French ring sport'tan bahsedeyim ben size. 1930 bunalımında büyük bir ekonomik sorun olduğunda İngilizler işte pitbull, hani o pit dövüşleri yaratmışlar ve köylüler daha doğrusu. Çünkü iş yok, güç yok, hiçbir şey yok. Fakat Fransızlar çoban köpekleriyle çobanları yarıştırmışlar. Hani ring sport buradan çıkıyor. Yani benim köpeğim seni çok daha hızlı ısıracak ya da benim çobanım o köpekten çok daha kaçacak gibi bir eğlenceden çıkmış ring sport. Schutzhund'a baktığınızda, yani şimdiki sonraki İPO, ondan sonra IGP'ye baktığınızda, ki bunu Almanya'da gördüğüm kursta ben o zaman 30'lu yaşlardayım, düşünün, hatta belki 20'li yaşlardayım. 65-70 yaşında bir eski bir Alman askerinden öğrenmiştim. Aslında Schutzhund dediğimiz spor köpeği Almanya'nın başından geçen iki tane dünya savaşında olası bir tekrar savaş durumunda hani şeyi alınacak olanlar vardır ya, rezerv asker gibi, askeri amaçta kullanılabilmek için bir o kuralları o şekilde oluşturmuşlar. Yani ben hep merak ediyorum ya, Dumble niye atıldı da getiriyor bu köpek? Hani bunu çalışırken yani ne gerek var? Nereden çıktı? Kim uydurdu? Ya da kimin aklına geldi Dumble diye? Hep soruşturmuştum, yani sorgulamıştım. Sonra da orada öğrendim. Yani işte biz cephede yaşadığımız tecrübeleri bir spor haline getirdik. Olur da yarın bir gün tekrar böyle bir savaşa girersek tüm bu amaçla eğitilmiş köpekleri askere destek amaçlı kullanabilelim diye. Bakın, ülkelerin kendi bünyelerindeki eğitim branşlarının geçmişinde yaşanan belki savaşlar, travmalar var ama bir amaç var. Bakın, bir amaç, tekrar tekrar o amaca geliyorum size. Peki, görev köpeği nedir? Şimdi görev köpeklerin de çoğu işte polis köpeği olarak düşünür ama yani sadece polis köpeği olarak düşünme. İşte jandarma var, askeri, hani askeriyenin kendi içinde birimleri var. Onun haricinde işte gümrük birimlerimiz var. Yani görev köpeği veya arama kurtarma, sivil şey, gönüllü ya da görevli arama kurtarma köpeklerimiz var. Görev köpeğin niteliği biraz önce de bahsettiğim gibi hem beraber görev yaptığı idarecisi hem de aslında bulunduğu ülke veya ve insanlık için bir şey yapıyor anlamına gelir. Neydi, yanlış hatırlamıyorsam Maide suresinde bir insan hayatını kurtarmış, masum bir insan hayatını kurtarmış olmak insanlığı kurtarmaktır. Bilen varsa tekrar düzeltsin beni. Yani aslında buradaki arkadaşlarımızın çoğu sadece köpek möpek işte al gidelim gezelim falan olmaması lazım. Yani bu işi sadece reklam olarak ya da işte etiket olarak düşünmemesi lazım. Yani bir insan hayatını kurtarmaya odaklısınız. Aslında işin felsefesi bu. Evet, köpeği seviyoruz, evet vatanımızı seviyoruz ancak amacımız bir insan hayatını kurtarmak. Bir de hep konuşuldu işte K9. Çoğunuz biliyorsunuz ama ben biraz hikayesiyle beraber anlatayım size. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanların defansif amaçlı köpekleri, bu Alman çoban köpeklerini çok yoğun kullanıldığını gören işte İttifak Kuvvetleri diyelim ya da Amerika Birleşik Devletleri diyelim. Bunlardan birkaç tane savaş sonunda başıboş kalmış köpekleri götürmüşler.
kendi ülkelerine. Ve bu ülkelerinde götürdüklerinde de ya bu işte Amerikan, Alman ordusu bunları çok efektif kullanıyor. Yani biz de bunları nasıl kullanabiliriz diye bir araştırma yapmaya başlamışlar ve Canin projesi, yani Canine dediğimiz Latince yazıldığı şekliyle çıkmış. Daha sonra Amerikalılar biliyorsunuz otoboku kısaltmaya bayılırlar. Canine'deki C-A'yı K, Nine'yi de 9 yapmışlar ve K9 projesi şeklinde ilerlemiş. K9 hepinizin de bildiği gibi bir ırkın adı değil, hep Alman çoban köpeğiyle özdeşleştiriyorlar ama bir görev köpeğinin ya da bir hizmet köpeğinin eğitilip sertifikalandırıldıktan sonraki adıdır K9. Şimdi dolayısıyla bakın burada da bir hikaye var. Yani nedir hikaye? Bir savaş tecrübesi var. Savaşta düşmanının bir unsuru çok iyi kullandığının tespiti var. Ki o 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir sürü Alman roket bilimciler, bilim adamları bilmem ne biliyorsunuz hepsini operasyon alıp götürdüler. Ve Amerika'nın uzaya gitme şeyi başladı. Serüveni başladı. Bunu neden anlattım? Şimdi bakın müthiş bir terörle mücadele tecrübemiz var. Ülkemizin jeopolitiği belli. Bizim de bu tecrübelerimizle bir sistemoloji kurmamız lazım. Evet artık ben üniformalı değilim ama bu ülkeyi sevmek, bu ülke için bir şey yapmak için illa üniforma giymeye gerek yok. Bir sistemoloji içerisinde birlik olmaya ihtiyacımız var. İlerleyen dönemlerde de zaten buna değineceğim. Peki ülkemizde görev köpeklerinin geçmişi. Yani buralara biraz hızlı geçiyorum sadece bilgi vermek için. İlk bölümde sorular gelirse o soruları da memnuniyetle cevaplayacağım arkadaşlar. Şimdi ülkemizde görev köpekleriyle ilgili aslına bakarsanız resmi bir kurum olarak en önemli kurum Gemlik Askeri Veteran Okulu Komutanlığı. Şahsım adına tanışma fırsatı buldum. Buradan da rahmetli analım Orhan Öncül Paşa aslında bu sistemi kuran ve Gemlik Askeri Veteran Okulu Komutanlığı'ndaki çalışmaları da belki çok bir tık üste getiren de Engin Kırmızı Yarbayımızı kulakları çınlasın emekli oldu şimdi. Emniyette işte beraber çalıştığımız bir grup memur arkadaşımla beraber bir proje hazırladık. O projeyle beraber köpek eğitim merkezini kurduk. Ama ondan önce de emniyetin içerisindeki köpekler hibe yoluyla ya da işte yurt dışından geliyorlardı. Biz dedik ki kardeşim bizim neyimiz eksik? Biz kendimiz eğitiriz, kendi ihtiyacımızı karşılarız. Hatta bunu dünyaya ihraç ederiz dedik. Emniyete bu işi kurduğumuz dönemde aynı eş zamanlı olarak hizmet farklılıklarını da gözeterek jandarma ve gümrükte de bu köpek eğitim merkeziyle ilgili bir yapılanmaların olması gerektiğini ve bununla ilgili çalışma yapılması gerektiğini düşündük. O dönem arkadaşlarımız da sağ olsun çok iyi araştırma yaptılar. Hepsinin şimdi isim saymayayım zaten takip ediyorsunuzdur. O köpek eğitim merkezinin ilk kuruluşunda görev alan arkadaşlarımız ve jandarma ve gümrük içinde bir model hazırladık. Ondan sonrasını takip etmeye benim mesleki hayatım yetmedi ama sonra jandarma müthiş bir yer kuruldu. Jandarma Köpek Eğitim Merkezi Nevşehir'de biliyorsunuz ve gümrük de gerçekten çok iyi bir köpek eğitim merkezi kurdu. Peki biz bunu düşünürken neyi öngörmüştük, neyi düşünmüştük? Şimdi şöyle düşünün, hepiniz futbol seyrediyorsunuz. Bir futbolda işte bir hücum hattı var, bir orta saha var, hani bir savunma var, bir kaleci var. Tabii bu güvenlik operasyonlarına daha sonra da özel güvenlik eklendi. Onu da biliyorsunuz. Şimdi ülkenin ulusal güvenliğini de böyle bir basitçe futbol gibi düşünürsek işte ileri uçta hani sürekli aksiyon halinde olması gereken ya da işte suçluyla mücadele etmesi gereken bir polis birimimiz var. İşte kanatlarda sürekli olarak gümrük birimimiz var, hani öyle düşünün. Savunmada işte silahlı kuvvetlerimiz var, orta sahada jandarmamız var. Hani böyle bir ulusal güvenlik stratejisi altında her birimin farklı eğitilmesi, muhakkak aynı oyunun içindeler. Hedef Türkiye'yi suçsuzlaştırmak ya da suçla mücadele ama ayrımı böyle yapmıştık. Dolayısıyla geçtiğimiz süreç bunu buraya kadar getirdi. Şimdi bu resmi kurumlarımızın gerçekten çok başarılı tesisleri ve dünyaya şapka çıkartacak eğitmenleri var. Ve halihazırda çalışmaya devam ediyorlar. Aslına bakarsanız köpek bizim hani Türkiye Cumhuriyeti tarihiyle başlamış bir şey değil. Bizim 5-6 bin yıllık Türk tarihinde kimi zaman kurt simgesi, aslında bazen de köpek simgesi bizim ta Orta Asya'dan Anadolu'ya geldiğimiz yolculukta var. Biz Türkler olarak 1071'de gelmedik buraya. Etrüksler, Sakalar, yani bir sürü öncesinde Türk boylarının buraya geldiğini ve bu kültürü hem çobanlık anlamında hem de bekçilik anlamında getirdiğini görüyoruz. Osmanlı'da ise farklı bir yapı var.
Henüz ne zaman başladı ya da nasıl organize edildi net bilgiye ulaşamadım ama ufak tefek çevirilerden, Osmanlı arşivlerindeki çevirilerden söyleyebilirim. Osmanlı'da Zaharcı, Turnacı ve Samsuncu diye 3 tane köpek birimi var. Aslında bir taburun içerisinde bunlar. Görevleri de çok farklı. Turnacı mesela biraz sosyete köpekler, av köpekleri. İşte şehzadeleri av öğretiyor. Onun haricinde yurt dışından gelen sefaret görevlilerini padişahın huzuruna çıkartmadan önce onları götürüyor. Özellikle bir görevleri var ki bu bana hayran bırakmıştı bu tarihi okurken. Özellikle askeri yetkililer geldiğinde bunları ava götürüyorlar. Böyle bitmek bilmeyen avlara götürüyorlar. Hani sıkıcı ya da bunaltıcı. Bu askeri yetkililerin avdaki stratejilerini, psikolojilerini istihbarat raporu alarak yazarak arşivliyorlar. Ve böylece yarın bir gün düşmanı olacak bir askeri birliğin de tahmini stratejisini ortaya koymaya kalıyor. Yani bu bence çok değerli bir çalışma. Bakın yine bir amaç var orada. Hele zaharcılar askerin kahramanı neden? Ordu sefere çıktığında sefer etrafında av hayvanlarını avlayıp taama et katıyorlar. Yani şu demek asker için pişen yemeğe et katan avcı arkadaşlar bunlar ve asker çok seviyor bunları. Yani millet olarak eti de neden çok sevdiğimizin de belki bir göstergesi. Asker bunları çok seviyor. Bunlarsız yani onların gelmeyeceğini anladıkları böyle kısa seferlere bile gitmek istemeyenler var. Yani o kadar düşünün. Aynı zamanda bu zaharcı ekip delilerin de bir parçası. Bir taraftan da istihbarat da yapıyorlar. Yani hani keşif de yapıyorlar. Yeri geldiği zaman av değil, ani baskınlar da yapıyorlar. Bakın çok birbirine girift ama önemli bir tecrübeleri var. Samsuncular zaten hani ilginç. Onların eğitim talimnamelerini biraz çevirdi. Kulakları çınlasın Hüseyin Akraban benim. Osmanlı arşivlerinden. Bizim biraz Malaklı'ya, biraz Kangal'a benziyor ama daha çok Malaklı tipi gördüğüm kadarıyla. Birkaç gravürünü gördüm. Önce bunları ayı postu giydirilmiş bir adama saldırtıyorlar. Ondan sonra bu ayı postu giydirilmiş adamın üzerine düşman askeri zırhını, kıyafetini giydirip saldırtıyorlar. Ondan sonra ayı postunu kaldırıp, oradan çıkartıp tamamen düşman askeri kıyafetini ve kokusuna saldırtıyorlar. Ve köpek düşman askeri gördüğünde artık durdurulamaz hale geliyor. Müthiş bir egzersiz var. Hatta bu süreçte mesela biz ne deriz? Bir halta yaramaz deriz. Ya da daha öncesinde işte tabakhaneye bok yetiştirmek deriz. Bu tabakhaneye bok yetiştirme meselesi bu üretilen köpeklerin çiftliklerinde köpeklerin dışkılarını alıp asker için gerekli olan koşumların tabaklanmasında kullanılıyormuş köpek dışkısı ve asiti. En doğal en kaliteli asit olduğu için. Tabakhanedeki adamlar da ayırıyor bütün işte bu zırh olur, bu hani göğüse gelir, bu elçek olur, işte bu kolçak olur diye ayrı onun şeyleri var. En son bir tanesinden de halta yapıyorlar, yani tasma yapıyorlar. Bu bizim bir halta yaramaz denilen kelime de ta o tarihlerden geliyor. Yani bundan tasma bile olmaz, ite halta etmek, ite halta dikmek diyorlar. Bundan tasma bile olmaz, biz bunu... bunu çöpe atalım diyor. Yani bir halta yaramaz kelimesi bizim o tarihimizden geliyor. Hani tabakhaneye bok yetiştirmede o tarihlerden geliyor. Samsuncularda özellikle göğüs göğüse savaşlarda, savaşın çok kızıştığı noktalarda, yerlerde bir şaşırtmaca taktiği olarak bir süvariye alan yaratmak için kendilerini feda ediyorlar. Çünkü çok fazla zırh taşıyamıyorlar, hızlı hareket etmeleri lazım. Bu gibi müdahalelerde de çok şehit oluyorlar. Aynı zamanda da komutanların ya da padişahların savaş alanında yakın yerlerde konaklama yaptıkları otağların etrafında da sızmalara karşı çevre güvenliği yapıyorlar. Bakın yani köpeklerin bir hala amacı var. Hatta şu anki Tophane ve Ok Meydanı diye tabir ettiğimiz yerde nasıl talimler yapıldığını, bunların neyle beslenmesi gerektiğine dair günlük bizim şimdi hani yeni keşfetti diyor Avrupa barf diyor yok raw food falan diyor ya adamlar bildiğiniz barf tarifi yapmışlar işte şu kadar et katola bu kadar şu katola bu kadar bilmem ne katola diye. Yani aslında bu araştırmaları devam ettirsek kim bilir neler çıkacak. Kendi ülkemizdeki tarihimizde bu. Peki görev köpeklerine tekrar dönüyorum. Çünkü hepimizin köpeklerinin şeyi belli, amacımız belli. Görev köpeklerine geldiğimizde, görev köpeklerini anlattığımızda aslında bir durup bir sakin olup köpeklerin evcilleşme sürecine yani bundan birkaç bin yıl, 10-15 bin yıl geriye gitmek lazım. İnsan toplumlarına gitmek lazım. İşte avcı toplayıcı toplumlar, tarım toplumları, işte sanayi toplumları geldik modern toplumlara.
avcı toplayıcı toplumlardan itibaren köpekler belli bir amaçta eğitilmişler. Avcı toplayıcı da ne yapmış? Avcılık için kullanılmış. İşte yerleşik toplumlara geçmişiz, ne yapmışlar? Çoban ve bekçi köpeklerine gelmiş. Modern toplumlara gelmişiz, ne yapmışlar? İşte polis köpekleri evrilmiş. Şimdi artık sanayi toplumu dedim, pardon, sanayi toplumuna geldik. Şimdi de modern toplumlara geldik. Modern toplumlarda ihtiyacımız ne olacak, amacımız ne olacak? Bu belki de siz değerli yetiştiricilerin uzun atım projeksiyonlarını hedeflemek için önemli. Şimdi tabii bu köpekler bu kadar bin yıldır bizimle beraber geliyorlar ve ondan öncesinde de kurttan bir evcilleşme süreci var. Bu süreçte ne kadar evcilleşirlerse evcilleşsinler, yani evimizin içine kadar girerlerse girsinler, doğal akrabalarıyla eşgüdüm içerisinde olan içgüdüleri ve dürtüleri var. Bunların en başında da, ki bizim görev köpeklerinde de bunları ısrarla gözlemlediğimiz ve görmeye çalıştığımız en önemli 3 tane içgüdümüz var. Avlanma içgüdüsü, av içgüdüsü ve mücadele içgüdüsü. Şimdi bunu şöyle anlatayım ben size. Şeyi hayal edin. Hep National Geographic'te geyik kovalayan aslanları, kaplanları ya da kurtları hayal edin. Avlanma içgüdüsü acıktığında ya da sürüden böyle bir talep geldiğinde sürünün, kurt sürüsünü kastediyorum, organize bir birimde avının etrafını çevirmesi, onu yönlendirmesi, bu organizasyonda hızlı koşanla çenesi kuvvetli olanı birbirleri arasında çok iyi bildikleri için çenesi kuvvetli, hızlı koşan koşturup yorulup bir boğma noktasına getirdiğinde çenesi kuvvetli olanın avı yakalaması. Bakın bu bir avlanma güdüsü ve içinde müthiş bir organizasyon var. Yani hani niye kurtlardan geldiler ya da biz niye kurtları böyle bu kadar saygı duyuyoruz? Müthiş bir sosyal organizasyon var. Av güdüsü işte avlanma güdüsünden sonra başlıyor. Nasıl başlıyor? Köpek burnuyla, gözüyle, kulağıyla en son artık koşturarak avlanıyor, avını ısırıyor. Isırdıktan sonra bırakmamacasına, yani canı çıkana kadar prey drive dediğimiz, yani ilki hunt drive'dı, şimdi prey drive'dan bahsediyoruz, av içgüdüsünden. Canı çıkana kadar bunu ısırıyor. Buna da av güdüsü diyoruz. Peki bundan sonra ne oluyor? Artık canı çıktı. İşte bundan sonra mücadele içgüdüsü başlıyor. Ne demek? Başka yabani hayvanlardan bu avını korumak ve hiyerarşide kendinden daha alt olan varlıktan bunu korumak. Mücadele güdüsünün de iç yapısını böyle anlatabiliriz. Tekrar toparlamak gerekirse, biz görev köpeklerimizde avlanma, av ve mücadele güdülerinin dengeli bir şekilde yükselmiş, özellikle belli bir yaşa kadar hepsinin aynı gitmiş, sonra yeteneklerine göre mücadele, av ya da avlanmanın arttırıldığı bir sistematik kullanmamız gerekiyor ki bunları da nasıl yapacağımızı ilerleyen dönemlerde tek tek anlatacağım ben size. Bir su içiyorum. Şimdi bir de köpeklerin, atalarının doğada öğrenme yöntemlerine bakalım. Şimdi biz de köpeklerimize bir şeyi öğretiyoruz değil mi? Yani kendimizi yetiştiriyoruz. Onlar da bir ödül alıyorlar. Onlar da bir ceza alıyorlar. Onlar da bir işlemi yapmaya ikna alıyorlar. Ya da onlar da bir işlemi yapmamak için ikaz alabilirler. Bunu açmak gerekirse, iyi bir avlanma güdüsünün sonunda, iyi bir organizasyonun sonunda avı yakalaması bir ödül değil mi? Ödül. Yanlış bir organizasyonla avı kaçırmaları nedir? Bir ceza. Yani yanlış bir organizasyon yaptılar ve avı kaçırdılar, bir ceza. O avı doğru yerde, doğru şekilde yakalamak için yapılan organizasyon aslında bir ikna. O organizasyona uymayanları da işte bazen böyle köpekler kendisine bir hamle yaparlar ya, bu da ikaz. Yani köpekler aslında doğalarında sadece ödül ve ceza ile eğitim almıyorlar. Öğrenmiyorlar. Tabii ki gözlenme var, sosyal taklit var. Hani ben kendi biraz minimalize ettim konuyu. Ödül ceza var ama ikna ve ikaz da var. Biz genelde köpek yetiştiricileri ya da eğitmenler olarak köpeği ikna ve ikaz etme konusunda biraz kararsızız. Ya da hangisi ne kadar ikaz, nereye kadar ceza, neresi ödül, bunu pek bilemiyoruz. Ve en önemli konu da şu, köpeğin eğitiminde aynı doğadaki akrabaları olduğu gibi bir hep beklenti yaratmak, bir umut yaratmak. Nedir beklenti? 5 dakika sonra şunu mideye indireceğim. Nedir beklenti? İşte öyle bir duruş sergileyeceğim ki bu dişiyle çiftleşeceğim. Nedir beklenti? Yeni kendimi, sürümü kuracağım. Bakın köpek olarak düşünün. Eğer bu beklentileri, yani bir köpeğin umudunu da doğru yönettiğinizde ödül, ikna, ikaz, ceza ve beklentiyi yönetmekle beraber köpeği çok hızlı bir şekilde üretirsiniz. İnanılmaz bir şekilde ilerler köpek.
Hem genç yetiştirme olarak düşünün, hem de artık eğitim moduna gelmiş olarak düşünün. Bir de bununla beraber çok önemli etolojik iki tane terim vardır. Bunu çok her yerde dillendiriyorum, söylüyorum ama pek dile getirilmiyor başka mecralarda. Kaçma ve kaçınma davranış. Bu da köpeğinizi eğitirken, özellikle yetiştirirken, bakın bebeklikten gençliğe gelene kadar, yetişkinliğe gelene kadarki dönemde kaçma ve kaçınma davranışı çok önemli. Biraz önceki içgüdülere destek olan tali etolojik davranışlardır. Nedir kaçma ve kaçınma? Şimdi şöyle düşünün. Bir otlak var. Burada hayvanlar otluyor ve gözünüze kestirdiniz. Orada da kurtsunuz ya, ben hani kestirdiniz derken o anlamda söylüyorum. Herkesi kurt olarak görüyorum şimdi gözümde, oradan herkes böyle. Avlanacaksınız ama av yapacağınız yerle aranızda ya daha önce avlanmış bir rakip sürü ya da rakip türler var. İşte aslan, kaplan, bilmem neyse, yani rakip türler var. Siz ne yaparsınız? O türlerin ortasından mı geçersiniz kurt olarak, yoksa etraflarından mı dolanırsınız? İşte biz buna kaçınma davranışı diyoruz. Neden? Tehlikeden kaçınma, sürtüşmeden kaçınma, çatışmadan kaçınma davranıştır. Ve köpeklerin çoğu ilk olarak benliklerinde kaçınmayı öğrenirler. Annesinin fırçasından kaçınma. Yani şimdi düşün, hepimiz çocukluk yaptık, terlik yemeyen yoktur herhalde. Ya anamızın terliğinden kaçınmak için ya yapmazdık ya üstünü örterdik. Doğru mu? Yani gizli gizli yapardık. Bunun gibi düşünün. Bir de kaçma davranışı vardır. Kaçma davranışı da aşırı tehlikeli olan durumlarda sürüsünün ya da kendi bireysel bütünlüğünün sağlığını, daha doğrusu riske atmamak için bir de kaçma davranışı vardır. Şimdi biz köpeklere yetiştirirken hem içgüdülerini bir taraftan inşa edeceğiz, avlanma, av ve mücadele, bunu çok sık duyacaksınız, hem de riskleri, hangi riskten kaçınması gerektiğini, hangi riskten kaçması gerektiğini söyleyeceğiz. Örnek, dedektör köpekler için hemen ele alayım. Av ve avlanma güdüsü nedir dedektör köpekte? Aramasını istediğimiz maddeyi ara komutuyla beraber araması avlanma güdüsü. Buldu, topunu attık, aldı ağzına. Bu da nedir? Av güdüsü. Uzun süre bulamamasına rağmen, bakın bu da önemli, uzun süre bulamamasına rağmen hala arıyorsa, bu da mücadele güdüsünün, stresle mücadelenin bir yansımasıdır. Yani köpek bulamamasına rağmen hala ısrarla ve keyifle arıyorsa, bu bulamama stresiyle mücadele ettiğini gösterir. Bazen de hani topu ağzına veririz ve topu ağzına almakta böyle silkeler. Bu da işte bir nevi mücadele güdüsünün farklı tezahürüdür. Ama bu güdüleri düşünürken köpeklerin çok dengeli bir şekilde inşa edilmesi, bu güdülerin inşa edilmesi gerektiğini lütfen aklınızdan çıkartmayın. Son olarak bu kaçma kaçınmayla ilgili söyleyeceğim diğer etolojik etken davranışlarda çekinme ve endişelenme, korkma ve agresyon. Bakın bunlar birbiriyle çok bağlantılı. Hani aralarında da çok ince bir sınır var. Özellikle köpekleri yetiştirirken dengeli bir karakter istiyorsanız kaçma kaçınma, çekinme, endişelenme ve korkma agresyon konularını çok iyi irdelemeniz lazım. Agresyon bizim ırkımızda, Belçika Malino'da çok sıkça görülen bir şey. Fakat yanlış anlamayın, yetiştirici arkadaşların da yanlış yönlendirmelerinden dolayı ortaya çıkan bir şey. İşte biraz fotoğraf çekme, sosyal medyada yayınlama, işte birkaç like alma amaçlı köpeklerin dişlerini sıyırması, böyle çirkin gözükmesi, buna bağlı olarak biraz agresyon pohpohlanması köpekte bunun iyi bir şey olduğunu gösteriyor. Fakat şunu unutmayın, siz hiç bağıra çağıra dişlerini göstererek dövüşen bir uzak doğu sporcusu gördünüz mü? Görmediniz. Ancak Amerikan güreşçilerinde görürsünüz. Bağırır çağırır, üstünü yırtar, yerler yumuşak, kendini yerden yere atar ama sonuç fıs. Dolayısıyla siz aslında yetiştirici olarak birer işte kungfucu, karateci, tekvandocu, neyse uzak doğu sporcusu yetiştiriyorsunuz. Kendine emin, ne zaman ne yapacağını bilen, ne zaman kaçınacak, ne zaman kaçacak bunu bilen, agresyonu nerede kullanacağını bilen, çekinme ve endişelenme davranışlarında dengeleyebilen bir varlık yetiştirmek durumdasınız ki görev köpeği doğru olsun. Neden görev köpeği doğru olsun? Bu savaş alanında da çalışıyor, havalimanında bilmem kaç desibelde çalışıyor, binlerce kalabalığın arasında çalışıyor. Yani bir sürü konserlerde çalışıyor. Dolayısıyla böyle dengeli bir köpek yetiştirdiğinizde yani inanın ya böyle bir köpeğe hayran olmayacak. Dolayısıyla bu işi de ticari yapıyorsanız böyle bir köpeğe sahip olmak istemeyecek kimse olmaz. Yurt içi ve yurt dışını kastediyorum. Şimdi ben birinci bölümü böyle biraz hızlıca aktardım. Sorusu olan arkadaşlar varsa, hani kafanıza takılan ya burası neydi ya da
burayı biraz daha açar mısın? Ya da başka sorusu olan varsa, arkadaşlarımız varsa cevaplamaya çalışayım. Ya ben çok iyi anlattım ya kimse anlamadı. Hiç soru gelmedi şu ana kadar. Evet, biraz daha bekledim. Evet, anladığım kadarıyla soru yok. Yani soru gelmediğine üzüleyim mi, sevineyim mi bilemedim. Yani herkes anladı ne güzel ya da iyi anlattım harika. Ya da belki sorular geç geliyordur diye birkaç saniye daha bekleyeyim isterseniz. Ondan sonra devam edeyim. Evet, demek ki sesim geliyor. Herkes de anlamış. Oo, Timuçin sen çok geriden geliyorsun. Timuçin bunu ayrıca konuşalım seninle. Sağ olun arkadaşlar. Tamam, ben de hani bir eksiğim var mı diye... kaçınma tamam ama kaçma olanı... Aa dur, Zafer doğru, ben belki biraz eksiklik şey yaptım orada. Kaçınma da kaçma davranışı şu. Örneğin köpeğiniz bir yerde arama yapıyor. Yine dedektörden bahsedeyim. Ya uçur şeyin kenarına geldi, uçurumun kenarına geldi. Yani hani oradan düşsek şeyi kırılacak, ayağı kırılacak, bir tarafı kırılacak. Dolayısıyla buradaki riskten, ölüm tehdidinden kaçması lazım. Ve bunu da size beden dil olarak bildirmesi lazım. Yani... Bu kadar hayati bir tehlikeyi de ya la olsun canım deyip seni de tehlikeye atmaması lazım. Kaçma davranışı dediğim de bu. Özellikle bizim görev köpeklerimizde. Eğer köpekte yeteri kadar avgüdüsü yoksa ki bunu şimdiki bölümde biraz anlatacağım. İsterseniz bu bölümü anlatayım. Bu soruları... Hakan sorunun bayağı uzunmuş. Ben okuyamıyorum herhalde, şey yapamadım, beceremedim. Evet, o zaman şöyle yapalım. Ben herhalde birilerini canlı yayına alabiliyorum. Nasıl olsa vaktimiz var değil mi? Sorusu olanları canlı yayına alayım eğer müsaade ederseniz arkadaşlar. Uygun mu size de? Hem onun sorusunu da canlı dinleyelim, böyle birbirimizi daha iyi anlayalım eğer siz müsaade ederseniz. Anladığım kadarıyla hani biraz geç gidiyor. Eğer siz de okey derseniz sorusu olanları canlı yayın alıp bizzat sorumlarını sağlayacağım. Hadi 5 tane soru alacağız. Hakan var, Aziz var, şimdi Turgay var. Hakan not alayım. Aziz, Turgay. Başka sorusu olan kim varmış? Hakan, Özcan. 4 oldu. Hakan, Aziz, Turgay, Özcan. Roxy, Jack Russell. Roxy. Vay, köpek izleyicimiz bile var. İyi fikir diye bir mesaj geldi. O zaman arkadaşlar şimdi sıradan nasıl aldığımı da öğreneyim. Bakayım bir, ben ilk defa yapıyorum. Bakıyorum sıradan kimler var diye. Peki bu canlı yayına bir kişi diye almayı nasıl yapıyoruz? Yok. Beceremedim. Tabii Instagram'a gitti aklım. Bakalım becereceğim. Kim var? Aziz'le başlayalım. A harfinden ilk önce o gelecek herhalde. Akın. Gelemiyorum bir türlü. Vallahi beceremedim arkadaşlar. Biri bir şey versin bana. Taktik versin. Yok, canlı yayını alamadım. Canlı yayını alamadım. O zaman şöyle devam edeyim. Hakan, Aziz sorunu bir daha okuyacağım. Canlı yayını alamadım yani soracak olanı, kusura bakmayın. Böyle zamanınızı da almak istemiyorum. Geriye doğru gidip çok ağır geldiği için anca yapıyoruz. Şöyle sıradan gelen sorulara bakıyorum. Hızlı hızlı cevaplayayım. Eğer konusu varsa da ona göre konusunun geldiği yerde söylerim. Evet. Arkadaşlar beyni yapmayalım, donma olmasın demiş. İyi fikir.
Zafer. Kaçınma tamam ama kaçma olayına takıldım. Demin verdiğim örnek oldu mu bilmiyorum. Yani sana fikir verdi mi? Eğer daha da detaylı bilgi almak istersen özelden yazabilirsin. Turgay. Pasif alarm köpeklerde hangi güdüyü geliştirmekte? Şimdi şöyle Turgay'cığım. Aa bizim Turgay lan bu. Turgay ne haber? Pardon. Şimdi el hareketini, böyle bir el hareketini görünce seni tanıdım. Bir anda soy isim çıkartamadım. Şimdi şöyle hani av köpeklerinde bir şey vardır ya, ferma. Aslında avlanma güdüsüyle av güdüsünün arası bir güdüdür. Pasif alarm köpekler de bunu karşılar. Eskiden biliyorsun narkotik köpeklerinde kazma vardı. Bu da avlanma güdüsünün bir örneği. Çünkü bir yere saklandığı zaman patisiyle çıkartmadır. Bu pasif alarm köpeklerdeki bu hem sabrı, beklenti, işte hani bu umut dediğimiz ve buna bağlı mutluluk hormonlarını yükseltir. Köpeğin sabırla beklemesi, sabırla araması konusunda köpeğe çok büyük destek olur diye düşünüyorum ben. Senin de fikrin varsa lütfen katkıda bulun. Tekrar sıradan devam ediyorum. Avlanma içgüdüsünü yüksek tutmak için ne yapmalıyız? İlyas'cığım şöyle, bir köpekte avlanma güdüsünü yüksek tutmak için zaten şimdi aslında bu sorunun bir kısmı cevabını ikinci bölümde anlatacağım. Eğer cevabına, yani soruna cevap bulamazsan, aynı soruyu bir daha sorarsan sevinirim. Avlanma güdüsünün yüksek tutmak için yapılması gerekenler diye de istersen sonunda şey yaparız. Mali, evet şimdi yaşlarla ilgili gelmiş yavru köpekler. Av güdüsü olmayan bir köpeği bu yetenek üzerinde bir zorlama olmalı mı yoksa kestirip atmalı mı? Kardeşim ben eğer köpeğin bir yeteneği yoksa zorlamaktan tarafa değilim. Yani zoraki köpeği getirdiğin her noktada o zorlamadaki şartları oluşturmadığın anda köpek düşer. Şu anlama şöyle anlatayım. Mesela bazen köpekleri aşırı teşvik etmek için böyle kendimizi yırtarız. Hani şöyle yapsın böyle yapsın işte uuu falan filan diye. İyi de 8 saatlik 12 saatlik görev içerisinde, görev süresince biz köpeğe hep böyle davranamayız ki. Düşünsene yani şimdi polis ya da askersin. O köpeği sürekli yüksek tutmak için kendini yırtıyorsun. Bir yere kadar yapabilirsin bunu. Bir yerden sonra bu kadar yükseltemezsin köpeği. Dolayısıyla köpeğin eğer bir yeteneği yoksa yeteri kadar, yetenek demeyeyim de buna, yeteneği istediğiniz düzeyde değilse o köpeğe o branş eğitimini vermek için uğraşmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Agresyon kısmında yurt dışında zanlıyı etkisiz hale getiren, bunun devamını okuyamadım Hakan ya. Beceremedim. Şimdi şunu mu anlıyorum? Agresyonu özellikle yurt dışındaki konuyla o zaman anlatayım ben size. Örneğin Amerika'daki polis köpeklerinin çok çok böyle suçları etkisiz hale getirmekteki şeyini görüyorsunuz. Etkili olduklarını görüyorsunuz. Şimdi esas itibariyle köpek ısırdırmadan önce değil, ısırdıktan sonra agresyon sergiler. Tekrar atalarına dönüyorum. Ne yapar? Avlandı, işte boğazına yapıştı, avladı köpeği, sıkıyor. Bu arada altındaki kaçmak isterse agresyon orada yapar. Daha fazla silkeler, hırlar, iyice üstüne çöker. Yani agresyon köpek yakaladıktan sonra olması lazım ki artık vazgeçmemesi lazım. Çünkü o şeyden sonra agresyon devreye girerse vücutta hormonlar da aynı şekilde devreye girecek ve böylece suçlunun yaptığı, vurduğu etkilerden görmeyecek. Dikkat edin, o tip köpeklerde ısırdıktan sonra adam ne yaparsa yapsın köpek bırakmıyor. Çünkü artık hissetmiyor. Çünkü adrenalin bütün vücudu sarmış. Çünkü acı hissetmiyor artık o noktadan sonra. Ama önden böyle bir agresyon yaparsa hem yorulur köpek. Yani düşünün şimdi karşıda ne zaman ısıracağı belli olmayan bir herif var. Sürekli havlıyorsun. Yorulur köpek. Dolayısıyla köpeğin enerjisini de efektif kullanmak için, doğru kullanmak için biz agresyonu ısırdıktan sonra çıkartmasını tercih ediyorum ben şahsım adına. Bilmiyorum soruna cevap oldu mu Hakan kardeşim? Evet. Aziz yaz buraya, alamadım. Görev köpeklerini neye göre seçiyorsunuz? Bülent ikinci bölümde var bu kardeşim. İkinci bölümde. Facebook'ta çok donma var. Bu canlı yayını indirebiliyorsak tekrar atarız. Oradan da devam ederiz. Osmanlı arşivlerinin tam çevirisi hakkında hiçbir çalışma var mı? Vallahi eğer seyrediyorsa bilmiyorum. Osmanlı arşivlerinde çalışan akrabam Hüseyin'le uğraşıp duruyoruz ama hani çok derya deniz bir şey ve ciddi vakit harcayan bir şey ve tabii maliyet de isteyen bir şey. Görev köpeği kaç aylıkken yapılıyor? Bunu da anlatacağım. Av güdüsüyle mücadele güdüsündeki
arasındaki dengenin öneminden. Evet, ondan da bahsedeceğim ilerleyen dönemde. Yerli arasında seçim yapma kriterleri güzel. Aslında biraz önce anlatacaklarımız neyi herkes sormuş. O zaman arkadaşlar, eğer siz de yerli arasında seçim yapma kriterleri, parlak yavruyu fark etme taktikleri, tamam, bunları da şimdi anlatacağız zaten. Komutla bırakmıyorlar, zorla bıraktırıyorlar. Eyvallah Hakan, aynı şeyi düşünmüşüz. Evet, yani komut baskısı köpeği aslında düşüren bir şey. Evet arkadaşlar, anladığım kadarıyla soruların büyük bir kısmı ikinci bölümü içeriyor. Dolayısıyla eğer müsaade ederseniz de ikinci bölüme geçiyorum. Bir bardak su aldıktan sonra. Şimdi hepimizin köpeklerinin bir anne babası var. Dolayısıyla burada aslında eğer bir görev köpeği yetiştireceksek iş anne babayı seçmekten geliyor. Bu da yani damızlık seçimi dediğimiz konu ve bizim görev köpekleri, daha doğrusu köpek işinin büyük bir kısmı genetik. Yani biz hani köpek eğitmeniyiz diye hava atıyoruz, şöyle köpek eğittik, böyle köpek eğittik. Ya genetiğe uygun olmayan bir köpeği yapacağın hiçbir şey yok. Yani herif matematikçi, sen ressam yapacağım diye uğraşıyorsun. Herif müzisyen, sen onu doktor yapacağım diye uğraşıyorsun. Gerçi doktor müzisyenler var bir sürü ama. Yani işte şey zekası, matematik zeka, işte sözel zekayı kastediyorum. Anlatabildim mi? Çay da var. Bir taraftan da iyi hatırlattın Hakan, sağ ol. Dolayısıyla köpeğin işi genetik. Büyük bir kısmı genetik. Ondan sonra hani genotip dediğimiz genetik, fenotip dediğimizde çevresel şartların yönetimi. Aslında siz yetiştiriciler olarak genetiğe uygun olan köpeğin çevresel şartlarını yönetmek durumundasınız. Peki nasıl? Şimdi dedik ki damızlık seçiminden başladık. Şimdi arkadaşlar, damızlık seçiminde çoğu yetiştirici arkadaşımız ya secereyle kim uğraşacak, nereden uğraşacağız falan filan diye düşünüyor ama eğer bu konuyu çok profesyonel, yani profesyonelden kasıt da dünyanın en iyi köpeklerini yetiştirmek de değil de bir gen havuzunu, doğru bir gen havuzunu, aslında milli bir gen havuzunu oluşturmak istiyorsak köpeklerinizin secereli olmasını tavsiye ederim. Neden? Basit bir örnek. Hollanda dediğiniz bir ülke, affedersiniz bilmem ne içi kadar bir ülke. Fakat bütün dünyaya kurdukları KMPV sisteminin secerelerini yıllardır tuttukları için dünyaya köpek satıyor. Bütün dünyaya gönderiyorlar. KMPV. Aynı zamanda Ring Sport Belçika'da, Mondio Ring Fransa'da böyle. Biz bu ülkelerle yarışabilmek için yapacağımız ilk şey, yani ne yazık ki belki bu çoğunuzu üzecek ama secere sistemini üretici arkadaşların geçmesi lazım. Yani doğru genetik kandan gelmesi için. Genetik anneden mi geçer, babadan mı geçer? Her ikisinden de geçer bana göre. Yani her ikisini de taşır ama bunun hani ne kadar işte XY, ne kadar XX, işte o genetik fenotip aktarım, DNA, RNA aktarımı nasıl olur, bu genetikçinin işi. Yani benim bu konuda ahkam kesmek çok doğru olmaz ama bence iyi bir anne baba bu konuda bizim hedeflediğimiz eğitimi yapacak bebeklerin anne babalarının da bu işi yapıyor olması bizim işimizi çok kolaylaştırır. Tabii annenin de bazı karakter özelliklerinin uygun olması lazım. Şimdi devam edeceğim. Peki, şimdi anne babayı aldık, çiftleştirdik ve şeyimiz oldu, yavrularımız oldu. 0-20 günlük bir uygulamalarımız var bizim. 0-20 gün, yani bebeklerin süt emdiği, daha artık kulaklarının, gözlerinin açılmadığı, yeni yeni açılmaya başlayacağı, kulaklarını neredeyse duymadığı ama ve lakin doğar doğmaz burunlarının çalıştığı bir dönem. Bakın bu bir mucize. Yani yavru köpekler doğar doğmaz, bu deneysel çalışmalarla da ispatlanmış, kendi annesini tanıyabiliyor. Annesinin memesini ve memesinin hangisinde süt olduğunu bilebiliyor. Dolayısıyla 0-20 günlük bebeklerde yapılması gereken bazı uygulamalar var. Nedir bu? Bunu ben çok gençlik döneminde yurt dışında görmüştüm. Sinir uçları uyarma sistemi. Köpeğin algısının ve öğrenme hızının daha iyi olması için. Ben de bunu birçok bebekte vaktim oldukça denedim ve gerçekten çok başarılı sonuçlar aldım. Bildiğiniz bir kulak pamuğu vardır, yani stick. Bununla köpekler, yavru köpekler emerken, annesinin altındayken patyalarına küçük küçük masajlar yapın. Bizim elimizin gireceği kadar büyük değil, küçük küçük masajlar. Yani vücuttaki sinirlerin en uçta noktasında olan yapısını siz uyararak beyne sürekli olarak çalıştırıyorsunuz. Yani köpeğin daha bebekken beynini çalıştırmaya başlıyorsunuz. Öğrenmesini geliştiriyorsunuz.
İlk yaptığım uygulamadan bir tanesi bu. Diğeri de süt emme ritüeli. Nedir süt emme ritüeli? Yavru köpek annesinin memesini emerken işte 2 santim tekrar bırak. Mücadele etsin gitsin. Bakın şimdi avlanma av ve mücadeleyi 10 santimlik bir bölgede köpeğe içgüdüsel olarak öğretmiş oluyorsunuz. Biraz çektin geri tekrar debelene debelene gitti. Biraz çektin geri tekrar debelene debelene gitti. Yani köpek daha küçükten itibaren o beklentiyi karşılayabilmeli. Beklentinin getirdiği süt emdiği andaki mutluluğu görebilmeli. Sütten kesildiği zaman yine av ve avlanma güdüsü ve mücadele güdüsü. Orada bir stresle mücadele ediyor. Kardeşleriyle mücadele ediyor. Bu mücadele güdüsünü de pekiştirmiş olursunuz. Daha bebekken. Yani bunu hepiniz annenin doğum yaptığı zaman yanına giriyorsunuz, seviyorsunuz. Nasıl yavrularına baktığını görüyorsunuz. Bu küçük egzersizleri yaptığınızda inanın köpeklerde ben yaşadım. Belki bu benim hayal gücüm, onu da bilmiyorum ama ciddi farklılıklar yaşayacaksınız bu egzersizleri yaptığınız zaman. Hasan'cığım soruna geleceğim. Okudum. Anlatacağım onu da tekrar, yani fikrimi söyleyeceğim. Bu 0-20 gün uygulamalarında köpekle ilgili yapacağınız en fazla şey annenin mutlu olması. Bakın eğer aşırı stresli bir anneyse, aşırı problemli bir anneyse, eğer daha öncesinden küçük, kendinden küçük köpeklerle, yani yavrusu haricinde köpeklerle ciddi şekilde agresyon temelli geçimsizlik yaşıyorsa, bu tip annelerde sorun yaşıyorsunuz. Yani aşırı, en azından yabancıyı almaz yanına, en azından sizi almaz yanına. Ama annenin köpek bakımı konusunda her ne kadar drive'ı yüksek de olsa, her ne kadar görev köpeği de olsa, o nursing, yani emzirme döneminde sizi ve bebeklere son derece hoşgörülü olması lazım. Neden bu hoşgörülü olması lazım? Çünkü ilerleyen dönemde o bebeklerin dişleri çıkacak, oraya doğru geleceğiz. Özellikle bu dönemde 0-20 günlük dönemlerde ben köpekler odasına müzik sistemi falan da koyuyorum. Yani ufak ufak bir müzik çalsın. Hani yok, yani klasik müzik dinlerse zeki olur anlamında değil de dış seslere de köpeklerin yavaş yavaş öğrenmeleri açısından. Evet, kulakları daha açılmamış oluyor. Evet, gözleri daha çok iyi görmemiş oluyor. Hayal meyal duyuyorlar, hayal meyal görüyorlar ama çok iyi kokluyorlar. En azından bunlara karşı da çevresel faktörleri de siz düzenlersiniz. Yani fenotipini organize eder ve şematik hale getirirseniz, sistematik bir şekilde köpeğe öğretmeye başlarsanız, o kadar sorunsuz köpekleriniz olacak ki yarın bir gün sorun çözmekle uğraşacağınıza en baştan sorunsuz köpekleriniz olacak. Zafer, sorunu unutmadım. Eğer bu bölümün sonunda tekrar alacağım sorunu. Şimdi soruları bir ara verelim arkadaşlar. Bitireyim. Ondan sonra tekrar bölüm sorularını alalım. Tamam mı? 20 ila 45 gün arasındaki egzersizler. Zaten ondan sonra 20 günden sonra köpekler biliyorsunuz gözleri açılıyor. İşte bilmem ne hareketleniyorlar. Atar gider yapmaya başlıyorlar. Sağa sola, özellikle bizim sevdiğimiz ırklar, annesinin kuyruğuna, kardeşinin bir tarafına bezlere mezlere böyle 20 günlükken başlıyorlar. Hamle yapmaya. Dolayısıyla bu dönemde öncelikli olarak anne ile sosyalleşmeyi düşünmeniz lazım. Şimdi ne demek anne ile sosyalleşmeyi? Zaten o kadın doğurdu. Yok hayır. Anne çalışırken seyrettirebilirsiniz mesela. Anneye bir at getir yapıyorsunuz, ısır yapıyorsunuz. Hem bu egzersizler süt kalitesini de arttırır annenin. Hem anneyi de mutlu olur ve rahatlatır. Bakın anneyi de hem bedensel olarak hem zihinsel olarak yormanız lazım ki kaliteli bir sütle o köpeklerin yanına yatsın ve emzirsin. Damızlık seçiminden geldik ama burada kadının, yani annenin bu ruhsal ve bedensel hali gerçekten bebekleriniz için çok 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 önemli. Yani bazen görüyorum işte anneyi bir yere bağlıyorlar, yavru fabrika gibi oradan köpekleri yetiştiriyorlar. İnanın bir süre sonra eğer anne orada yaşadığı çevresel şartlardan mutlu değilse ne doğru dürüst bakar, ne doğru dürüst besler, üstüne üstlük bir de yavrularını yemeye başlar. Çünkü yaşadığı hayattan mutlu değildir. Tekrar geldim 20-45 günlük döneme. Anne ile sosyalleşme, insan ile tanışma, insan ile doğru tanışma. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bebekken bütün yetiştiricilere söylediğim konu şu. Yavru köpekleri eğilip de sevin. Onların seviyesine inerek sevin. Yavru köpekler sizin üstünüze dolaşsın. İnsana, başka bir varlığa temas etmeyi öğrensin. Niye? Yarın bir gün bir koruma köpeği olacak. Suçlunun üstüne temas ederek etkisi hale getirecek. Hep yarını düşünün. Niye? Bu dedektör köpek olacak. İnsanların arasında onlara dokunarak huzursuz olmadan aramayı öğrenecek.
insanla başka bir insana, başka bir varlığa annesinden sonra başka bir varlığa temas etmesini öğrenin. Yatın yanına, kucağınıza alın, üstünüzde geçsin, işte elinizden bir şeyler yesin, o ısırma bezlerini sizin üstünüzde otursun. Başka bir canlıya sorunsuz bir şekilde, stressiz bir şekilde temas etmeyi öğrensin. Biraz önce de bahsettim anne egzersiz gözlemleri. Yavru köpeği anneyle beraber egzersizi hiçbir zaman çıkartmayın. Çünkü bizim özellikle Belçika Malinolar ya da yüksek drive'lı köpekler için diyorum. Bazen oyuncaklarını yavrusundan kıskanabiliyor ya da ani silkeleme durumunda belki sesini çıkartmaz ama o yavruya zarar verebilir. Dolayısıyla yavru o oynamaktan korkar, çekinebilir. Çünkü bizim öğrettiğimizden ziyade annesinin öğrettiği onun için çok daha bilinçaltına ve sezgisine yerleşmiş demektir. Anneden ayırma egzersizleri. Özellikle 20-45 gün biliyorsunuz işte köpekler aşağı yukarı 45 günlüğe kadar emiyorlar. Sonra dişleri çıkmaya başlıyor. Dişlerin çıkmaya başladığı dönemlerde yani 30-35 köpeğe göre değişiyor. Yani burada söylediklerimi lütfen böyle matematik hesabı gibi düşünmeyin. Ama hani birçoğunuz yavru aldığınız için ne demek istediğimi anlıyorsunuzdur. O dönemde özellikle sütten kesmeden son 10-15 günlük dönemde yavaş yavaş anne ve yavruları ayrı tutmaya başlayacaksınız. Ama şu anlamda ayrı tutmaya başlayacaksınız. Annenin kendine ayıracağı bir, sakin kalacağı bir yer lazım. Yani siz yavruları anne diye emdirdiniz. Yavrular gayet güzel karnını doyurdu. Artık anneyi başka bir odada belli bir süre tutmaya başlayın. Neden? Sürekli annenin yanında anneyi taciz eden, taciz ettiği için de sopa yiyen bebekleriniz olmasın. Anne kendine vakit ayırsın. Vücudu tamir etsin. Daha iyi süt üretsin. Çünkü tırnak izleri biliyorsunuz tırnaklar çıktıktan sonra tırnak izleri, diş izleri göğüslerine bir zarar veriyor. Eğer siz bu anneye bu zamanı tanırsanız iyileşmesini dolayısıyla daha uzun süre süt emdirmesini sağlarsınız ki anne sütünün bildiğimiz bütün mamalardan, bildiğimiz bütün besinlerden çok daha değerli olduğunu zaten söylemeye, tartışmaya bile gerek yok. Amacımız burada annenin daha uzun süre emzirmesini sağlamak. Zorla değil, baskıyla değil. Kendi istediği için. Çünkü annenin süt memelerinde, göğüslerinde süt çoğaldıkça hafif bir yangı ve ağrı olur. Anne de bunun emzirerek giderildiğini anladığında aynı zamanda keyif ve mutlu olur. Ve o memelere yapılan masajdan dolayı da bir nevi de bundan keyif alır. Dolayısıyla siz de anneyi bu anlamda dinlendirerek o özellikle son dönemde şey yapabilirseniz, emzirme koşullarını sağlayabilirseniz daha uzun süre emdiğini köpeklerin göreceksiniz ve köpeklerin gerçekten çok daha zeki ya da daha fizikli olduğunu da göreceksiniz. Çünkü hiçbir besin, biraz önce de bahsettiğim gibi anne sütünün yerini tutamaz. Anneden ayırma egzersizlerini de tekrarlayayım. Belli aralıklarla anneden ayrı tutmak, bebeklerin birbirler arasındaki yaptıkları işleri, işte nasıl oynuyorlar, ne yapıyorlar, bunları gözlemlemek için de size bir fırsat verir. Oturun bir köşelerine, gözlemleyin. Biraz önce bir arkadaşımın soru vardı. Köpekleri nasıl seçiyoruz? Köpekleri gelip de hani marketten bu iyiymiş, bu kötüymüş diye seçmiyoruz. Köpekleri gözlemleyip, yavru köpekleri tiplerine ve karakterlerine göre bugün bunu yaptı, bugün bunu yaptı. Bir çetele tutun ya. Ya basit bir defter tutun. Ya, şu yavru ya, zaten 3-4 defa yanlarına girdikten sonra şeyleri görüyorsunuz. Yani köpekleri aşağı yukarı tanıyorsunuz. Ha bu bugün bunu yaptı, bu bugün bunu yaptı, şöyle dedi, böyle yaptı. Yani dedi demiyorum tabii de hani konuşmuyorlardır. Konuşuyorlarsa sıkıntı tabii. bunları not alın. Dolayısıyla elinizde yavrular sütten kesildiğinde zaten her bebekle ilgili bir fikriniz olacak. Yani köpeklerle hiç ilgilenmeyip annesine mama verip çıkıp ondan sonra da 45 gün sonra hadi bakalım bunları aç açıyoruz işte şu şuraya, bu buraya, bu buraya diye derseniz her defasında yanılırsınız. Niye bunu söylüyorum? Çok yanıldım. Ya bu anlattıklarımın hepsinin arkasında başarısızlıklar, yapılmış yanlışlar ve bunları nasıl düzeltirimin araştırması var. Aynı sorunları sizin de yaşamanızı istemem. Yanılmamayı çok iyi takip etmeyle sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bebeklik döneminde bittikten sonra nereye geliyoruz? Çocukluk dönemi. Bakın çocukluk dönemi yani sütten kesildikten sonrakini kastediyorum. 45 gün ila 3-4 aylık dönem belki de yavru köpeklerin bütün hayatını şekillendirecek dönem. Yani bizim insan yavrularında okul öncesi dönem gibi düşünün. Aslında çocuğun bütün karakteri, becerileri, hayalleri, işte sevgisi, arsızlığı, anaokuluna başladığı o kreş ve anaokul döneminde şekillenmiş oluyor. Biz ona saygıyı, sevgiyi, her şeyi
Öğretebiliyorsak orada öğretiyoruz. Ondan sonra biz bir şey yapamıyormuşuz. Bunu artık eğitim bilimciler, çocuk gelişim uzmanları söylüyor. Şimdi 45 günde 3-4 ay arasında köpeklerle ilgili yapmanız gereken egzersizlerin en önemlisi kardeşleriyle birlikte doğru sosyalleşme. Bir yudum daha su alayım. Kardeşleriyle birlikte doğru sosyalleşme. Ne demek kardeşleriyle doğru sosyalleşme? Birlikte yemek yeme, paylaşma. Artık ısırma bezlerini beraber ısırma. Şimdi bu dönemde bazıları biraz dominant olacaktır malum. Bazıları daha resesif olacaktır. Biraz dominant olanları yönlendirme, şekillendirme, çekinik olanları da cesaretlendirmeye yönelik egzersiz yapmanız lazım. İlk birkaç gün ortak çalışacaksınız, beraber çalışacaksınız köpeklerle. Ama artık birbirleri arasında gerçekten fark gördüğünüz köpekleri birbirinden ayırmanız lazım. Yani dominant ve çekinik bir köpeği sürekli çalıştırmaya başladığınız zaman beraber dominant köpek hırlamasıyla bile, bakın bakmasıyla bile çekinik köpeği bastırır. Dolayısıyla siz çekinik köpeği yükseltemezsiniz. Artık o köpek öyle pısırık kalır. Yani evin en küçük sürekli dayak yiyen çocuğu sürekli bakkala git gel, bakkala git gel, dayak ye, bakkala git gel, dayak ye. Ondan sonra bizim çocuk niye böyle? Öyle tabii. Çünkü sürekli ezildi. Ya da bir tanesini çok iyi ısırıyor ya da çok drive'ı yüksek diye sürekli ona ihtimam gösterdiniz. Bu da fırlamanın teki oluyor. Ondan sonra bizim çocuk niye bu kadar işte yaramaz, niye böyle? İşte o dengeyi yavru köpeklere çalıştırırken oluşturmanız lazım. Bir tane de yavrunuz olsa, 5 tane de yavrunuz olsa köpeklerin drive'larını o anda eğitim esnasında, çok özür dilerim drive değil de baskınlıklarını ayırt edip bu baskınlıklarına göre gruplandırmanız lazım. Neden? Ya da nasıl soru? Baskın olanlar bir süre sonra birbirleriyle kavga eder. Baskın olanları av drive'ını, yani o avlanma organizasyonunu birbirleriyle işbirliği içerisinde yaparak öğrenmelerini öğretmeniz lazım. Çekinik olanların da onların da av organizasyonu yapabilecekleri yönünde ikna edip özgüvenlerini yükseltmeniz lazım. Aksi takdirde 10 tane yavru alırsanız 2 tanesi çok iyi, diğerleri hiçbir işe yaramaz olur. Ve belli bir süre sonra da bu yavruları da özellikle işte bir hafta 10 gün ben beraber bakıyorum gözlemlemek için, kendi aralarındaki iletişimi görmek için bebeklerde. Çok pardon. Ondan sonrasında da bu bebekleri artık ayırıyorum. Yani belli sürelerde beraberler ama belli sürelerin dışında sürekli birlikte kalmıyorlar. Özellikle ilk ayırma grubum benim çekinik ve baskın karakterli köpeklere göre. Yani şu anda üretim yapmıyorum ama eskiden yaptıklarımı anlatıyorum size tabii. Çekinik ve baskın karakterleri bireye arıyorum. Çekinikleri özellikle özgüvenlerini artırırken baskın karakterlerin de birbirlerine olan üstünlük kurma değil, bunu ava yönlendirmelerini sağlamaya çalışıyorum. Bu oyun ritüelleri çok önemli. Yavru köpekler, özellikle bizim ırkımız o yaşlarda anneden kesildik, sütten kesildikten sonraki yaşlarda doğru ısırma oyunlarını oynamamız gerekiyor. Doğru ısırma oyunları da nedir? İşte bez ısırma. Ama eğer bu bez ısırmalarda yapmanız gerekenlerden bir tanesi aslında çok önemli konu şu. O dönem bir saniye bakayım. Evet, altta söylemişim. kardeşleriyle birleşme, sosyalleşme ve oyun ritüelleri. Şimdi evet, en önemli kısmımız şu. Çevresel sosyalleştirmeye ilk adımlar ve bir sosyalleştirme planı. Yani bir planınız olması lazım. Ne demek? Sosyalleştirmede biz görev köpekle ilgili istediğimiz nedir? Görsel, işitsel ve burnuyla ilgili bir sosyalleşme sistemolojisinin olması lazım. Yani gördüğünden korkmaması, bir eksiğim daha oldu, eksik anlattım, onu da söyleyeceğim. Ve temas. Yani arabaya dokunma, çimlere basma, işte bir yere tırmanma, bir sesten korkma, bir şeyden ürkme. Buna göre belli bir plan çerçevesinde köpeği sosyalleştirmeniz lazım. Yine bir not defterinizi yazın köpeğe. Bugün ne yaptım? Abi bugün pazara gittim. Pazardaki çevresel şartlar neydi? Bakın. İşte yüksek sesle bağıran abi var. Araba gürültüsü var. İşte bilmem ne var. Evet, notumu aldım. Burada köpek nasıldı? Şöyleydi. Ertesi gün koyunların, keçilerin olduğu bir yere gittim. Tavukların olduğu bir yere gittim. Tamamen plan olarak, örnek olarak sunuyorum arkadaşlar size. Gittim, işte keçileri kovalamadı. Tavukları merak etti, bir kovalamak istedi. Bunu engellemem lazım. İşte şu oldu, bu oldu. Şimdi bunları yazdınız. Peki, köpeklerin aşırı tepki verdiği ya da ürktüğü konularla ilgili nasıl düzenleme yapabiliriz? Yani nasıl düzeltebiliriz bunları o bebeklik döneminde? Eğer bu sosyalleşme dönemine götürmeden önce
köpeklerin ısırma egzersizlerini, yani o hunt, prey ve fight egzersizlerini yeteri kadar ve çok iyi yaptıysanız, gittiği yerlerde desantrizasyon, yani duyarsızlaştırma amaçlı olarak da bu içgüdüleri kullanacaksınız. Yani bu drive'ı kullanacaksınız. Ne demek bu? Gittiniz, keçiden çekiniyor. Tabii o kontrollü bir ortam yaratıyorsunuz. Keçi de gelip size saldırmasın, hayvana bir travma yaratmasın, ama keçiden çekiniyor köpek. Keçinin olduğu yerde daha önce çok iyi yaptığı egzersizi yapacaksınız. Yani siz keçi yokmuş gibi, orada tavuk yokmuş gibi davranıp köpeğin tavuk ve keçiye karşı oluşturmayı planladığı avlanma ve av güdüsünü siz oyuncağa yönlendireceksiniz. Şimdi bu yaşta iki defa egzersizde bunu çözebilecekken 8-9 aylık bir yaşına geldiğiniz zaman bunu günlerce uğraşmanız, hatta bazen bunu istemeyerek söylüyorum, dürüst olmak lazım, belki de ceza vermeniz gerekecek. Aslında size anlattığım yöntemle ceza vermeye gerek yok. Ürk bu. Şimdi şöyle düşünün, böyle bir çizgi. Bunun üstü overdrive, bunun altı çekiniklik. Ya bunun üstü başka bir şeylerle ilgilenme, bunun altı çekiniklik. Çekiniklik kısmını da mesela bir şeyden korktu, ürktü. Oraya yaklaşmak istemedi. Köpeğin temel güdülerinden bir tanesi de hayatta kalma, survive etme. Bunun için de beslenme ihtiyacı var. Bir arkadaşımız sormuştu, aç karnına mı yapıyoruz diye. Eğer köpek bir şeyden korkuyorsa, çekiniyorsa, o çekinmeyi yenmek için de yemek yeme güdüsünü kullanabilirsiniz. Örnek diyorum, kaygan zemine basamıyor hayvan bir türlü. Ya da işte tenekelerin üstünde gezemiyor. Bunun üstüne belli bir süre orada besleyin. Ondan sonra o drive çalışmalarını yapın. Yani köpek yemek yediği zaman, insan bedeni de öyledir, relax hale gelir. Bir ağırlık basar. Oyun oynadığı zaman yükselir. Fakat hareket halinde yükseldiğinde sağlıklı düşünemeyiz. Sürekli hareket halinde. Hep böyle iyi doğru kararları sakin sakin gece gece metabolizmamız yavaşladığında, yani beyne daha fazla kan gittiğinde veririz. Köpekler de böyle. Köpekleri bu gibi sorunlarla başa çıkması için, o sorunu yönetebilmesi için açlığını kullanacaksınız. Böylece köpek ne yapacak? Yemek yiyip rahatlayarak, relax olarak, lan burada da öyle bir problem yokmuş, yani basılıyormuş, ya üstüne de bir de yemek yiyor biliyormuşuz diyecek. Bundan sonra da drive arttırmaya gideceksiniz. Ondan sonra diyecek ki, lan ben her türlü ısırırım, yakalarım. Yani böyle kendini bitirim, yenilmez görecek. Çünkü biz köpekleri kötü adama giderken ya da bombaya giderken yenilmez oldukları hissini vererek gönderiyoruz. Anladığım kadarıyla buraya kadar birçok soruya da cevap vermiş oldum. İçgüdü arttırma egzersizleri. Şimdi içgüdü arttırma egzersizleri. Önce ne yapıyorsunuz? İşte bir bezi ısırtıyorsunuz. Bir tur atıyor, iki tur atıyor. Daha fazla uzun süre yapacaksınız. Bunu da not alın lütfen. İşte önce sayın aklınızdan. 1001, 1002, 1003. 1003'te ısıttırdım. 1004, 1005, 1006. Ertesi gün 1001, 1002, 1003, 1006, 1006'da ısırttım. Ne yapıyorsunuz? İçgüdü sürekliliğini arttırıyorsunuz köpekte. Ve sık dönüşler yapın. Yani köpeğin balansını da kuruyorsunuz. Bakın böylece. Köpek bedensel olarak da kendini geliştiriyor. Koşuyor koşuyor yakalıyor. Şak dönüyor. Koşuyor koşuyor şak dönüyor. Ya şak şak deyince aklıma geldi. Şak 100 milyon bozduruyorsun. Olmadı diyorlar. Şak bir 100 milyon daha bozduruyorsun. O aklıma geldi. Kusura bakmayın. Kendi kendime güldüm. Hüseyin anlatırım biraz daha onu. Şimdi dolayısıyla köpeğin böyle ani dönüşler yaparak bir nevi kendi balansını kurmasını da sağlayın. Yani bu şuna benziyor. Apartmanda büyüyen çocuklarınla köyde büyüyen çocuklar gibi. Bakın şimdi dağ taş dere tepe her türlü coğrafi şartlarda yetişen bir köpekle sürekli düz zeminde çocukla sürekli düz zeminde yetişen çocuk arasındaki farkı anlatıyorum size. O yüzden askere gidin. En başarılı böyle savaşçı askerlerin böyle köyden gariban, yani o işte elinde çapayla yıllarca çalmış olduklarını görürsünüz. Yani bu benim şahsi fikrim. Katılmayanlar olabilir belki ama hani dolayısıyla çocukların da o köpeklerin de farklı zeminlerde, farklı şekillerde köpeğe zarar vermeyecek halde bu egzersizleri giderek arttırarak yapacaksınız. Zorlaştıracaksınız. Yani köpek o ava ulaşmak için kendini yırtacak. Süre, şart, ondan sonra çevresel, yani şart derken ulaşma süresi, ısırma şekli, çevresel şartlar, sürekli zorlaştıracaksınız. Ama şuna dikkat edeceksiniz, köpek hiçbir zaman düşmeyecek. Her egzersizde, eğer köpekte herhangi bir düşüklük yaptığınızda bir sonraki egzersizde bunun bedelini ödeyebiliyorsunuz. Biz buna av takip güdüsünü pekiştirme diyoruz ve odaklanma süresini arttırma diyoruz. Odaklanma deyince sabit bir şeye bakma değil. Bir şeyin peşinden kovalama, uzun süre kovalama, ona odaklanma, avına ve
avlanma güdüsüne odaklanma şeklinde düşüneceksiniz arkadaşlar. Bu süreyi arttırmanız gerekiyor. Ha bu arada bakın bu anlattığım egzersizler için gününün bütün bölümünü harcamanıza gerek yok. Çoğu zaman görüyorum arkadaşların egzersizleriyle ilgili çalışmaları. 20 dakika, 25 dakika atlatıyor, hoplatıyor, zıplatıyor. Hiç bunlara gerek yok. 10-15 dakika köpeği çalıştırmak yerine, bakın abartmıyorum, 3 dakika, 4 dakika çalıştırıp ama bunu 7-8 defa yaparsanız köpekteki sıçramayı zaten siz de göreceksiniz. Biz buna psikolojide sönme patlayışı diyoruz. Ne demek bu? Yani köpek çok iyi olmadan önce biraz böyle kötü hale gelir. Ama bunu da küçük miktarlarla sporcularda yapılan gibi inşa etmeniz gerekiyor. Köpek çok iyi ısırdı, kovaladı, başardı, tak yerine koydunuz. Ne oluyor derken bir daha çıkarttınız, aynı başarıyı bir daha yaptı. Dolayısıyla köpek her çıktığında dışarı hep başarıyı aç bir şekilde hep başarıyı takip etme süresi yani odaklanması artarak gidecek. Ve odaklanması artan bir insan da strese daha çok başarıya çıkar. Yani insan da hayvan da. Bir de şöyle bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bakın hayvanların dünyasında horizontal hareket çok azdır. Yani ne demek? Sürekli zıplama yukarı, zıplama zıplama çok azdır. Hayvanların dünyası vertikaldir. Belki de tersini söyledim hatırlıyorum. Yani biri yan biri dikey. Dolayısıyla hareketleri hep vertikal yapmanız lazım. Yani yukarı doğru zıplatma hareketlerinin köpeğe uzun vadede kalça, Allah korusun sert düştüğünde kuyruk sokumu ve bazı konularla ilgili zararları var. Köpek egzersizleri yaptırırken hiçbir zaman yukarı doğru elinizle hareket ettirmeyin. Hep vertikal yani öne doğru. Tamam biraz açı olabilir hani böyle açı olabilir ama köpeklerin hep vertikal hareket etmesine uğraşın. Neden? Akrabalarına gidin kurtlara ya da işte National Geographic'e gidin. Bakın orada hiç böyle yukarı doğru av yapan birini gördünüz mü? Yani hiçbir kurdun kuşu avlamaya çalıştığınızı gördünüz mü? Hep vertikal hareketler vardır. Evet açısı olmakla beraber. Dolayısıyla bu egzersizleri kurgularken de köpeklerin o doğasına, etolojik yapılarına uygun oluşturmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi gelelim ergenlik dönemine. Şimdi ergenlik dönemi için de işte 3-4 ay, işte 7-9 ay gibi düşünülüyor. Bakın şimdi 3-4 aya geldiğinizde çok önemli bir değişiklik oluyor köpeklerde. Ne oluyor? Dişleri değişiyor. Bu dişlerinin değiştiği dönemde ısırma egzersizlerini minimalize edin lütfen. Neden? Isıracağım derken yeni çıkan dişlerle damak bozukluğu yaratabilirsiniz. Isıracağım derken canı yanar, bu sefer ısırmaktan imtina etmeye başlar. Yani egzersizden ve çalışmaktan imtina etmeye başlar. Aslına bakarsanız 3-4 ay, 7-9 ay arası dediğimiz köpekler bildiğiniz bizim ergen çocuklarımız işte 11, 12, 13, 14, 15 yaşında hani öyle falan muhabbetleri vardır ya. Bu dönemde keyifli toplu oynamalara geçmenizi tavsiye ediyorum ve yumuşak, mümkün olduğunca yumuşak. Bakın köpeğin ne kadar hırslı olursa olsun, köpek ne kadar istekli olursa olsun muhakkak yumuşak toplarla oynadın. Kong ürünlerinin işte pembe, mavi, kırmızı, siyah diye farklı sertlikte ürünleri vardır. Ben aslında birçok yetiştiriciye bunu tavsiye ederim. Neden? Bir tenis topu ya da yuvarlak top gibi kong topları bile dınk 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 gitmez. Kong'u atarsanız attıktan sonra nereye nasıl gideceğini bilemezsiniz. Bu da köpeğin av güdüsünü ve heyecanını artar. Bir sürprizdir yani. Nereye düşeceğini bilemez köpek. Peşinden kovalar. Ama onun da yaşına göre yumuşak ve ırkına göre de irlikte olması lazım. Yani bunu reklam olarak söylemiyorum. Ben çok faydalandığım için söylüyorum. Neden yumuşak diyorum? Belki köpek çok hızlı, hırslı. Küçük yaşta olmasına rağmen topa çok basıyor ama bu sefer çene anatomisinde sıkıntı yaşar. Yani süt daha hayvan o kadar hızlı basıyor bir süre sonra çene anatomisi kaymaya başlar. Bu da eğer köpeği secereli de seceresiz yetiştiriyorsanız ki ben hep secereliyi tavsiye ediyorum size. Bir ticari ilişki içerisine girdiğinizde çenedeki problem dersiniz ve Avrupa'da özellikle Doğu Blok ülkelerinin yetiştirdiği işte Sırbistan bilmem ne de bu bilinçsizlikten dolayı o kadar çok erilen köpek var ki yavruyken hayvan biliyorsunuz malinin de biraz dry yüksek acı eşiği de yüksek dolayısıyla canı yanmıyor diye her biri ısıtmışlar bir kontrol ediyorsunuz dişler birbirine kaymış çene yamuk kaymış tamam köpek hırslı ama bu çene probleminden dolayı da bir sürü zarar etmiş oluyorsunuz hayal ettiğiniz yere gelmemiş oluyor. Eğer bir koruma köpeği olarak yetiştirecekseniz bu çapraz ısırmalar, işte makas olmayan, oturmayan çenelerle de köpek
iri ve güzel bir köpek olmasına rağmen doğru güçle kötü adamı ısıramadığından dolayı yine eğleniyor. Yani bu da işin önemli püf noktalarından bir tanesi. Bu dönemde özellikle 3-4 ay ve 9 ayda aslında ben duraklama dönemi diyorum köpeklere. Topla oynama, sadece bol bol gezdirme. Bakın her yere girin çıkın. Çünkü bir fear season dediğimiz yani korku evresinin geldiği ve atlatılması gereken bir dönem. Hem dişler değişiyor, özellikle kemik anatomisinde bir yapı değişikliği var. Hem de köpekte hormonlar devreye giriyor arkadaşlar. Bakın iki büyük hormon. Ya kendinizin ergen hallerini bir düşünsenize. Başka da açıklama yapmıyorum bununla ilgili. Yani. Ergen hallerinizi bir düşünün. O hormonların baskısı köpeklerde bir çekinik ya da ergen çocuklarda bir utanma, bir çekiniklik gelir ya. Aslında bu insan yavrularına has bir şey değil. Yani hayvanlarda da var. Testosteron ya da östrojenin, erkeklik ya da dişilik hormonunun vücuda getirdiği baskı bunu ergen o anda tanımlayamaz. Köpek de tanımlayamaz. Ya ben ne oluyor bir dakika yani bir şeyler var oradan bir şeyler oluyor bana bir şeyler oluyor falan diye bir dürtülenme gelmeye başlar. Bu dönemde yapmanız gereken en önemli şey bir duraklama dönemidir. Yani o 3-4 aylık dönemdeki böyle acayip egzersiz, böyle bol bol keyifli egzersiz dönemini köpek istese de siz hafif yavaş unutmaz. Aklınıza gelmesin o soru. Köpek istese de siz biraz yavaşlatın bunu. Sosyalleştirme önemli verin. Köpeğiyle, köpeğinizle beraber daha çok vakit geçirin. Bakın sadece bahsettiğim süre 2 ay ya da 3 ay. Yani 2 ya da 3 ay konusunda ağır bir çalıştırmaktan ziyade köpeğin bu işleri özlemesini sağlasın. Ve bu dönemde yapacağınız en önemli egzersiz de köpeklere burnunu kullanmayı öğretmek. Bakın bebekken hiç burnunu kullanmaktan bahsetmedik 3-4 ayken. Sadece drive'ını arttırmaktan bahsettik. Bu dönemde yavru ergen köpeklere artık yavaş yavaş burnunu kullanmayı öğretebilirsiniz. Nasıl olduğunu da anlatacağım. Ve köpekle işitsel, görsel, temas, dokunma, temas egzersizleri yapacaksınız. Ne demek bu? Açayım biraz da. İşitsel, yüksek ses ya da tiz ses yani megahertz'i köpeği rahatsız edecek sesler. Relax bir şekilde yani bir köpeği yükselterek değil. Sakin sakin köpek girsin gelsin. Mesela köpek ürktü bir şeyden siz hiç oralı olmayın. Yani köpek bir süre sonra size bakacak diyecek ki ulan ben abartıyorum herhalde. Yani babam bir şeyden hiçbir tepki vermedi sese falan sakin sakin oturuyor. Temas size temas etsin arkadaşlarınıza temas etsin. Yüzüstü yatın. Topu peşinizde kovalasın. Daha çok bedensel işte kucakta taşıma çalışın. Bedensel teması o ergenlik döneminde köpek iyice pekiştirsin. Görsel temasta köpeği bol bol mesela trafiğe çıkarın ama trafiğin ortasına değil. Trafik akışını uzaktan rahatsız olmadan göreceği yere girsin ki orada oturun köpek. Ya oturun bir çeniz için. Sigara içen varsa sigarasını içsin. Köpeğin işitsel, görsel ve temas sosyalizasyonunda ilgili son dönemiyiz. Eğer bununla ilgili sıkıntıları bu dönemde atlatamazsanız ondan sonra çözüm gerçekten çok zor. Artık eğitim ya da yetiştirme olmuyor, rehabilitasyona giriyor ve çoğu zaman da bu sabrı yani ne yazık ki dürüst olmak gerekirse çoğu yetiştirici de göstermiyor. Bunun burun kullanma egzersizleri. Biz bu dönemde ne yapıyoruz? Köpeğe rüzgarı kullanmayı öğretiyoruz. Zaten köpeğinizin drive'ı yüksek yani ırk olarak yüksek. Genetik olarak da doğru bir genetik kandan geldiği için burnunu kullanma egzersizleri yapıyoruz. Şimdi köpeğin burnunu en iyi kullanabildiği zaman gün içerisinde sabah güneş ağarırken ve akşam güneş batarken. Yani köpeğin aslında yarı kör olduğu zamanlar arkadaşlar. Köpek anatomisine göre alacakaranlık olduğu dönemlerde köpekler çok iyi görmüyor. Dolayısıyla bu egzersizleri, burun egzersizlerini özellikle bu dönemlere ve de serin oluyor hava köpek de istekli getirirseniz köpeğin burnunda inanılmaz gelişmeler sağlayabilirsiniz. Ki doğada da bakın hayvan yavrularına bu egzersizleri bu saatlerde yapıyorlar. Artık yani Allah'ın hikmeti mi deyin, evrimin mucizesi mi deyin ne derseniz deyin ama doğada da bu şekilde ilerliyor. Günün sıcağında yavrusuyla oynayan bir kaplan göremezsiniz. Gün ortasında işte yavrusuna av öğretmeye çalışan bir kurt göremezsiniz. Bu uygulamaları hep bu serin saatlerde yapıyorlar. Peki rüzgarı kullanmayı nasıl öğretiyoruz arkadaşlar? İlk egzersiz günlerimiz rüzgarı karşıya alarak. Ters mi söyledim? Doğru söyledim. Karşıya alarak. Topu atıyorsunuz. Rüzgar karşınızdan size doğru esiyor.
köpek direkt rüzgarın karşıdan gelen rüzgarla topu buluyor. Bunu da böyle 30-40 metre falan diye başlamayın. Sadece köpeğin göremeyeceği yükseklikte otlarda başlayın bunu arkadaşlar. 20 metre, 10 metre. İlk etapta top düşer düşmez köpeği gönderin. Hatta ilk alıştırmak için atarken köpeği gönderin ama köpeğin orada bir topu alma eyleminde başarılı olmasını sağlayın. Ondan sonra rüzgara karşı bu topu atın. Rüzgarı kullanarak, karşıdan gelen rüzgar en kolay rüzgardır. Rüzgarı kullanarak bulmasını sağlayın. Ondan sonra alanı değiştirin. Rüzgar sağdan gelecek. Atın sağ rüzgarı, sağ dönüşleri yapmayı öğretin. Yani bizim keskin dönüş dediğimiz, fast turn diye İngilizlerin bahsettiklerini, Amerikalıların. Ondan sonra sol rüzgarı kullanın. Yani köpeğe önce karşıdan rüzgarı, sonra sağdan gelen rüzgar, sonra soldan gelen rüzgar, en sonunda geriden gelen rüzgarı kullanın. Yani köpek geriden gelen rüzgarda topun da kokusu gittiği için bir ileri biraz gidip U dönüşü yaparak gelerek bunu bulmak durumunda kalacak. Ama siz ne öğretiyorsunuz köpeğe? Kardeşim her türlü rüzgar şartında ben bu topu bulurum. Köpeğin özgüveni böyle olacak. Her türlü rüzgar şartında ben bu topu bulurum. Peki bundan sonra yapmamız gereken topu attıktan sonra yavaş yavaş içinizden tekrar sayarak hani aramaya odaklanma, o isteğe odaklanma var ya. 5'e kadar önce, sonra 10'a kadar, sonra 20'ye kadar, sonra 30'a kadar, sonra 60'a kadar, yani 60 saniye bekleyin. 60 saniye sonra bırakın. Bunu yaparken de köpeğe herhangi bir komut vermeyin. Hiç köpeğe bile bakmayın ama gözlemleyin. Bakın hani köpeğe böyle bakmak var, bir de yan gözde hani eğilere eğilerek bakmak var, bir de yan gözde bakmak var. Köpeği gözlemleyin. Köpek düşmeden önce muhakkak göndermeniz lazım. Düşmesini istemiyoruz köpeğin. Ama köpek çılgınca bağırırken aa diye prey drive'ın getirdiği bir konu, hani ciyak ciyak bağır ya, o zaman da göndermeyin köpeği. Çünkü köpeğe bu sefer sürekli olarak şunu öğretmiş oluyorsunuz. Prey drive'ını yukarı çıkarıp çığlık çığlığa bağırdığın zaman amacına ulaşabilirsin. Peki ya yarın göreve gittiğinde prey drive'ı yükseldi, çığlık çığlığa bağırdı ve bir şey bulamadı. Bu sefer yaşadığı hayal kırıklığı köpekte çok ciddi düşüşler oluyor. Bu bizim görev köpekleri eğitmen arkadaşlarımıza da çok büyük hatalardan bir tanesi. Bana göre köpeği sürekli yükselterek böyle bağıra 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 eğitiyorlar. Günün 24 saati, mesainin 8 saati böyle arama yapamıyorsun. Bağırmadığın gün köpek aramıyor. Bunu engellemenin de yolu on drive ve off drive egzersizler diyoruz. Şimdi biraz önce yaptığımız bizim on drive egzersizlerdi. Yani köpeğin içgüdülerini teşvik ederek yaptığımız egzersizler. Nedir teşvik etme? Topu sallayıp attık, işte hemen gönderdik. Sonra işte belli bir süreyle gönderdik. Bir de off drive egzersizler var ki bu işin püf noktası, bunu becerebildiğiniz ve köpeklerinize bunu öğretebildiğiniz anda dünyanın her yerinde en üst klasman köpekleri yetiştirmiş olursunuz arkadaşlar. En üst klasman, bakın çok iddialı söylüyorum size, en üst. Nedir bu peki? Daha önce köpeğin egzersiz yaptığı yerde köpeği alın, önce tuvalete çıkartın. Hiçbir egzersiz yaparken giydiğiniz kıyafetlere girmeyin, hiçbir şeye girmeyin. Köpeğin kaşını takın, mal mal gezin. Türkçe tabiriyle. O egzersiz yaptığınız alana gittiğiniz anda köpek herhangi bir şekilde hiçbir aramasını gerektirecek şartlanma ortamı olmadığı halde köpek tak diye dönüp topu buluyorsa, işte biz buna off drive egzersizler diyoruz. Elinizde bir altın var arkadaşlar. Henüz külçe de olsa, işlenmeye ihtiyacı da olsa bir altın var. Dedektör köpeklerle ilgili dünya genelinde en çok tercih edilen köpek tipi de budur. İşte Birleşmiş Milletler'in, NATO'nun, işte Amerika'daki bir sürü insanların, İsrail falan falan tercih ettiği köpek tipi budur. Son dönemde bizim resmi kurumların satın almalarında neler var diye bakıyorum. Bana göre uygun olmayan şeyler var ama en azından bu anlattığım örnekle yurt dışında, yani böyle bir örnekteki köpeği her yere, her şekilde hem yerli hem yurt dışına satabilirsiniz arkadaşlar. Off drive egzersizlere ilave olarak bu topu işte bir evde ya da arabanın bir kenarına koyduğunuz, çekmecenin bir yerine koyduğunuz, köpeği yükseltmeden tuvaletini yaptığınız, orada gezerken, köpek gezerken birdenbire dönüp de o topu buluyorsa ve almak istiyorsa, tekrar söylüyorum, elinizde bir külçe altın var. İşleyebilin, işlediğiniz kadar. Bu özelliği de şöyle anlatıyorlar. Karnınız sürekli aç olmasa bile, bakın hiç aç değilsiniz ama bir simit fırının yanından geçerken o güzel koku sizi cezbediyor. Dönüp bakıyorsunuz, hiçbir şey yoksa da bakıyorsunuz. Eğer
diye de alabiliyorsunuz. Ya da evdekilere bir aileme götüreyim diye alabiliyorsunuz. Aslında aç olmamanıza rağmen oradaki sizin o kokuyla beraber dürtülenen hareketleriniz size bir dürtüleriniz size bir davranışa teşvik ediyor. Bu off drive köpekler çok değerli. Nerede değerli? Nasıl kullanıldığını da ya da niye değerli olduğunu anlatayım. Bakın Irak'ta, Afganistan'da hem bomba hem mayın köpeğiyle ilgili çalıştım. O sıcağın altında sürekli köpeğe lülülülülülü bağırıp bağırıp da ara diyemiyorsunuz. Alıyorsunuz köpeği 4 kilometre sakin sakin yürüyorsunuz. Köpek bir kokuyu böyle hiç kendini yormadan gidiyor köpek. Köpek kokuyu aldığında gidiyor tepkisine böyle ve yatıyor. Şimdi bize bu çoğu zaman bazı arkadaşlarımız ya öyle şey olur mu ya falan diye düşünüyor. Daha 4 kilometre yürüyorsun. İntikal güvenlik köpeği olarak kullanıyorsun. EYP köpeği olarak kullanıyorsun. Bu köpeği, bu tarz köpekleri ancak bu şekilde yetiştirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ikinci bölümümüzde başka var mı? Devam ediyorum. Evet, ergenlik dönemine geldik. Şimdi ergenlik dönemini yazmışız. Ha, gençlik dönemindeyiz arkadaşlar. Gençlik döneminde artık branşa hazırlık dönemi başlıyor. Biz branşa hazırlık döneminde köpeğin avlanma, av ve mücadele güdüleri. Bakın bu üç içgüdünün kendi arasındaki dengeye bakıyoruz. Eğer köpeğimiz bir koruma devriye köpeği olacaksa av güdüsünü yani prey drive'ı biraz daha yükseltmeye başlıyoruz. Bir koruma devriye köpeğinde de avlanma güdüsü ihtiyacımız var. Mücadele olmazsa olmaz. Ama biz şekillerini değiştiriyoruz. Şimdi şöyle düşünün. Bir ile 100 arası bir parametre düşünün. 1 ile 100 arası. Bir köpeğin görev köpeği olması için driverlarının, içgüdülerinin 70'ten yukarı olması lazım. Bunu farazi söylüyorum. 70'ten yukarı olması lazım. Şimdi hepsini 70 olan 3 tane içgüdü düşünün. Eğer siz bunun çok iyi bir koruma köpeği yapmak istiyorsanız prey drive'ı 90'lara 100'lere getiriyorsunuz. Ama diğer ikisi hala 70'in üstünde. Eğer bu köpeği çok iyi bir dedektör köpek olsun istiyorsanız avlanma güdüsünü 70'lere, 80'lere, 90'lara getiriyorsunuz. Ama bu hala diğer güçler üst düzeyde. Dolayısıyla köpeklerin o içgüdüsel yapılarının da birbiri arasındaki denge ya da yükseklikleri köpeğin branşlarını da etkiliyor. Bir de bu işte artık burun egzersizleri yapmaya başladınız çünkü 7-9 aydan sonra dişler tamamen oturdu, ergenlik bitti. Temel ısırma egzersizleri yapmaya başlıyorsunuz. Burun arama alanı simülasyonları yapmaya başlıyorsunuz. Yani çok küçük simülasyon işte araba arıyormuşsunuz gibi, oda arıyormuşsunuz gibi, samanlık arıyormuşsunuz gibi ama köpeğe simüle ediyorsunuz. Eğer bunu sürekli hale getirirseniz köpeğiniz top dedektörü olur. Sürekli aşırı her gün çalışmayacaksınız. Sadece köpeğin bu becerisinin olup olmadığını eğer yoksa bu köpeği geliştirme cihetine gideceksiniz. Çünkü easy dog denilen bir şey var. Yani kolay köpek. Kolay köpek dünya piyasasında nedir? Tüm bu hazırlıkları yapılmış ve topu aramaya yani böyle artık bir süre sonra her yere sakla, her yere sakla, her yere sakla şekline getirilmemiş. Aman ha köpeklere tepki vermeyi de öğretmeyin. Çünkü kokuyla birlikte biz köpeklere tepki vermeyi öğretiyoruz. Kokuyla eşleştirerek tepki vermeyi öğretiyoruz. İş tepki verme kısmını öğrettikten sonra kokuyu öğretmek gerçekten zor. Eğitmen olarak o tip köpeklerle çok zorlandığımızı söyleyebilirim. O yüzden köpeğin kafasının temiz olması lazım. Bunun haricinde küçük kondisyon egzersizleri işte bir yerden atlama, hoplama, zıplama köpeğin eklemlerine zarar vermeyeceği şekilde bu çalışmaların da yapılması gerekiyor. Akabinde de diğer yapılacak çalışmalardan da şöyle bahsedebilirim arkadaşlar. Bu yetişkinlik döneminde artık branş çalışmalarına dediğim gibi geliyorsunuz. Köpeğin bizim camiamızda köpeğin satın alındığı yaş 11-12 aylıkla 24 aylık arası. Bakın 11-12 aylıkla 24 aylık niye bu kadar geniş? Çünkü bazı köpeklerin olgunlaşması daha geç olabiliyor. Bazı köpekler daha erken olgunlaşabiliyor. Bazı köpeklerin bu anlattığın egzersizleri yapacak arkadaşların zamanı olmayabiliyor. Dolayısıyla bu zamanı doğru değerlendirmek için de biz artık genç köpek dediğimiz 11-12 aylıkla 24 ay arası köpekleri kendi firmamız için de bu şekilde satın alıyoruz. Ya da siz de bunları yetiştirebilirsiniz. İki tane konumuz var. Biri dual purpose yani çifte branş denilen. Yani hem dedektör hem koruma olacaklar. Ama unutmayın. Dual purpose köpek ihtiyacı olanlar köpekten önce dedektör yeteneğini ister.
dedektör yeteneğini ön plana çıkarttıktan sonra dedektör olarak eğitir, ondan sonra korumasına geçer. Dolayısıyla siz dual purpose olması ihtimali yüksek köpeklerde temel ısırma egzersizleri, yani yumuşak kolluklar, kesinlikle spor bu ipo IGP kollukları çalışmayın köpeklere. Polis köpekleri, görev köpeklerinde bu kolluk yok arkadaşlar. Sadece düzeltmeler için ya da bir geçiş için var. O kadar sert köpekler bilmem ne yok. Ve sakın ha sakın köpekleri ısırtıp da böyle dönme dolap gibi dönmeyin. Bu ne polis köpekleri eğitiminde var? Hani spor köpekli eğitimde de çarpmadan sonra bir dönme var. Yani o köpeğin darbesinin boynuna gelmesin, sizin de belinize gelmesin diye bir dönüş yapıyorsunuz. Ama onun haricinde ısırtıp da şov olsun diye 3 tur attırıp 5 tur attırıp da gitmenin bir anlamı yok. Köpeği bu işten soğutursunuz ve köpeğe de yanlış şeyler öğretmiş olursunuz. Yani gereksiz bir vakit harcamış olursunuz. Çifte branş dediğim gibi köpeğin önce burun yeteneği, ondan sonra korumasının iyi olup olmadığına bakılır. Ama sadece koruma köpeği ise de köpeği bu anlamda yönlendire ve yönetebilirsiniz. Micro detection dog. Şimdi biraz önce bahsetmiştim ya, böyle yaparsanız köpekleriniz altın külçesi olur diye. Mikro dedektör köpeklerde elinizde bir elmas olur arkadaşlar. Nedir mikro dedektör köpekler? Şimdi biz arama yaparken mikro dedektör köpeklerde şöyle anlatayım. Mikro çok küçük miktarda kokuları bulan köpekler demektir. Yani mayın köpekleri, yani DNA köpekleri, yani kanserli tespit, hücre tespit köpekleri. Yani şu anda İngiltere'de yapılıyor. İnşallah hani biz bize görev verirse yaparız tabii ama bilemiyorum olur mu. Şimdi Covid ile ilgili çalışma yapıyorlar. Bunlar mikro dedektör köpeklerdir. Bunların en belirgin özellikleri nedir? Yok, her branş almaz Bülent. Her köpek almaz. Yani o dediğim içgüdülerinin dengeli olması lazım. Mikro dedektör köpekleri de şöyle düşünün. Şimdi bir salonun ortasına iğne düşürün. Bu iğneyi yavaş yavaş arayarak bulmak durumundasınız. İğne kutusu düşürdüğünüzde koşarak bile onu yerde görebilirsiniz. Dolayısıyla mikro dedektör köpekler yavaş yavaş aramaya ama uzun süre aramaya yetenekliyse, haizse bu köpek, bu köpeğin çok özellikli konularda dedektör olabileceğini ben size söylüyorum. Hiç ummayabilirsiniz ama örneğin benim geçenlerde de canlı yayın yaptığım Hırvat meslektaşım Chris'in malinoları vardır, mikro dedektör. O köpekleri koşarak ararken göremezsiniz. Dört nala ararken göremezsiniz. Ki ben yetiştirdiğiniz köpeklerin de dört nala koşarken aramasını çok tavsiye etmem. Tırıs şeklinde gidecekler. Sakin sakin. O aktarım, çünkü şu ayaklarını aktarırken nefes alma, o nefesin anatomik olarak ciğere yardım etme şeklini de düşünün böyle koşar yürürken. Dolayısıyla uzun süre aramayı da göstermiş olursunuz, öğretmiş olursunuz. Ama dört nala giderse koşturur koşturur, kalır koşturur koşturur, size de bir işe yaramaz. O yüzden doğru çalışılan köpekler zaten doğal olarak bir süre sonra tırıs gitmeye başlar. Bunların arasında da mikro dedektör olan köpekler artık yürüyerek gitmeye başlar. Bir su molası vereyim. Peki buraya kadar yapmamız gerekenler, anlattıklarımı ne yapmamız lazım? Dokümantasyon, kayıt altına alma, dokümantasyon, kayıt altına alma, dokümantasyon, kayıt altına alma. Yaptığınız her işi yazın arkadaşlar. O an yaptığınız işi unutabilirsiniz. Ses kaydı yapın. Bu işten özellikle ekmek yiyeceksiniz ya da hobi olarak da olsa bu işi yapmak istiyorsanız o köpeklerin yaptıkları işleri kayıt altına alın. Dokümantasyon çok önemli. Bununla birlikte tekrar tekrar söylüyorum, belki başınızı şişirdim bu konuda ama şecere şecere şecere, yani bir şekilde sizlerin birleşip bir oluşum yapıp bir çatı altına gelip hiçbir şey yoksa Köpek Hırkları ve Kinoloji Federasyonu'na köpekleri kaydedip buradan bir secere sistemine köpeklerinizi kaydettirmeniz lazım. 1,5 saat olmuş ve soluksuz konuşmuşum, ben de şaşırdım arkadaşlar. Mesele köpek olunca, ben yerinde duran bir adam değilim. Yani tanıyanlar bilir, 10 dakika duramam. Mesele köpek olunca 1,5 saattir piçimin üstüne oturmuşum valla. Ben de şaşırdım şimdi. Şimdi arkadaşlar ikinci bölümümüzü tamamladık. İkinci bölümle ilgili sorularımızı alalım. Sonra da son bölümümüze geleceğim. Ben kişisel önerilerimi anlatacağım size. Sizlerin de önerilerini alacağım. İnşallah faydalı oluyordur. Yani ben dediğim gibi bilgimi, birikimimi paylaşmak istedim sizlerle. Adı üstünde yani Malinois grubusunuz. Tecrübelerimi, şu ana kadar yaşadığım, yaşadıklarımdan çıkarttıklarımı anlattım. İnşallah faydalı olmuştur.
Ama bu bir başlangıç olsun. Biz bundan sonrasını nasıl faydalı hale getirebiliriz diye konuşalım. Bu arada bu canlı yayın Facebook'ta kalacak mı yoksa silinecek mi? Onu da ben bilmiyorum tabii. Hani inşallah bu kalır da indiririz arşiv gibi. Eksiklerimi ben de tekrar dinler eksiklerimi görürüm arkadaşlar. Evet, ilk sorumuz geldi Ali Ömer Zafer'den. Dedektör olarak yetiştirilecek bir köpeğin itaat eğitimini hangi seviyede tutmalıyız? Kardeşim ben hiçbir dedektör köpeğime itaat eğitim çalışmıyorum. Neden? Köpeğin kokuya itaat etmesi lazım. Yani köpek bana itaat etmekle kokunun peşinden gitmek arasında kalmasın. Bakın mesela av köpeklerine, hani avcıların köpeklerine hiç tasma takıp da itaat yaparlar mı? Tasma takıp da otur yat bilmeme çalışırlar mı? Avcılara kastediyorum. Çalışmazlar. Kokuya gitsin yeter. Bir de gel dedi mi gelsin. Benim de dedektör köpeklerden beklediğim, kardeşim gel dedi mi her şartla benim yanıma gelsin ve esas itaati kokuyor olsun. İlle itaat istenecekse, özellikle dual purpose olacaksa, ben köpek bütün eğitimleri bitirdikten sonra yapıyorum, itaate geçiyorum. Yani köpek dedektörü ve bite'ı ısırmayı dört dörtlük öğreniyor. Ondan sonra itaate geçiyorum. İtaatte de öyle baskıcı bir itaat değil ha. Otur, yat, ut, ot, ot falan değil. Yani benim itaat yöntemim çok softtur. Yani çoğu zaman derler kardeşim senin köpeğin de hiç bir şey laf dinlemiyor. Benim bulsun. Isır dediğim zaman ısırsın. Bul dediğim zaman bulsun. Hatta bırak dediğim zaman bırakmasın istiyorum ben köpek. Bakın yani bırak komutu benim köpeklerimde yoktur yani. Dikkat ederseniz ben kaldırarak alırım köpeği. Bırak bile öğretmem köpeğe. Çünkü ben bir suçluyu ısırttım. Köpeği aldım. İkinci bir saldırı olmayacağını nereden bileyim? Köpeğe bırak 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 diye bastırıp ikinci bir saldırı olduğunda köpeğin kulakları arkaya atmış. Ya şimdi ısırsam kızacak. Isırmasam ne olacak diye düşünmesini istemem. Necdet'cim topa nasıl alıştırırız? Köpeğin drive'ı yoksa topa alıştırmanın bir egzersizi yok. Yani içinde yetenek varsa bu ressam olur. İçinde yetenek yoksa zorlama ressam olur. O da tutmaz. Evren kalacak demişsin mi? Ha, video kalacak. Tamam, pardon. Çekiştirme çok uzun tutulmalı mı? Hayır Serdar'cığım, ben çekiştirmeleri birkaç dakika çalıştırıp yani dakika bakın 3-5 dakikayı ancak bulmuyor bile yani. Döndür, 2 tur attır, çalıştır, koy, tekrar çıkar, bir daha çalıştır. Yani 10-15 dakika çalışmak yerine 3'er 4'er dakika daha sık çalıştırmayı yeğliyorum. Mikro köpek eğitim verirken neyi aramalıyız? Bunu eğitim veremiyoruz biz o mikro dedektör köpeklere. Bu da genetik arkadaşlar. Biz sadece yönlendiriyoruz. O oyun topunun, hani oynadığımız oyun topu konklar diyordum ya, onun küçük bir parçasını bir yere sakladığınızda köpek sakin sakin geçerken bulup tepki veriyorsa mikro dedektör olmaya yatkın demektir. Paylaşabiliyorsunuz hocam. Necdet neyi paylaşayım ben anlayamadım onu kardeşim, kusura bakma. Abidin evet, yani itaat zaten bizim, şimdi itaat deyince herkes otur yat bekle gel git düşünüyor ya Abidin. Aslında bizim dedektör eğitim sisteminin her bölümü köpeğin itaatinin de bir kısmı zaten. Yani hani itaat deyince iyice bana tapsın şeklinde benim dediğim robot olsun değil. Biz görevine itaat, yaptığı işe itaatten bahsediyoruz. Hakan'cığım, benim oğlanı kısırlaştırmak zorunda kaldım. Elbet bir düşüş yaşandı ama ne tür gaza getirilmelerle... Ya bu devamını, uzun olan soruların devamını göremiyorum. Biri nasıl yapıldığını anlatabilir mi? İlk defa buradan yazdığım için kusura bakmayın. Şimdi kısır köpeklerde de canlı yayında olmuyor. Tamam. Kısır köpeklerde bu drive arttırma üzerine çalışabilirsiniz. Güzel tarafı şu Hakan, aslında hormonal baskı olmadığı için kısır köpekler bir tık daha avantajlı olabiliyor. Özellikle Amerika'da ben şunu gözlemledim. SWAT'a ait olan ve işte Çin mahallesi, Meksika mahallesi gibi aşırı böyle köpeklerin, bilmemelerin, cartların, curtların olduğu yerlerde görev yapan köpekleri kısırlaştırıyorlar. Bak gözünün önüne bir video getir. Helikopterden çekilmiş bir video. Köpeğin bir tanesini gönderdiler. Herifi arabanın içinde ısırdı. İkinciyi gönderdiler. Giden köpek öbür köpeği ısırdı. Isırılan köpek kafayı kaldırıp da dönmedi ne oluyorsun diye. İşte o ilk ısıran köpek kısırdı. Hollanda'da bakır, boru ve metal çalışmaları yapıyorlar. Oradaki özellik ne sizce? Ben metal eğitimine, yani metalle oynamaya çok taraftar değilim. Hani köpeğin doğasında olan bir şey değil. Ancak eskiden, şu anda da yapılıyor, koku teşhis köpekleri vardı. O
metallere kokular sindirilirdi. Yeni yöntem koku teşhis köpeklerinde de özel yapım PVC'ler var, plastik. Kokular onlara sindirildiği için yeni koku sistem, koku teşhis köpeklerinde de PVC çalışıyoruz. Yani metal çalışmayı ben köpeğin doğasına uygun bulmuyorum. Yok deri getir, yok tahta getir. Zamanında Almanlar bizimkiler öğretmişler. Daha 3-5 sene önceye kadar boru getiriyor mu, onu getiriyor mu? Ya köpek arıyor mu, aramıyor mu? Uzun süre arıyor mu, aramıyor mu? Eğitimi yatkın mı, değil mi? Benim için önemli olan o. Köpeğimin top hırsı ve heyecanı çok yüksek. Bu yüzden hata yaptığı oluyor. Evet Ömer, yüksek drive'lı köpeklerde hata yapma olasılığı olabilir. O yüzden egzersizleri basitleştir. Ömer'cim, basit egzersizler yap. Köpek, şunu öğretmen lazım köpeğe. Yavaş hareket edersen amacına daha çabuk ulaşabilirsin. Bunun için de zemin ayarlaması yap. Yani ne demek zemin ayarlaması? Mesela bir kapalı alanda arama yaptıracaksın. Kapalı alanın içerisine 20-25 tane böyle obje koy. Hani köpek onun aralarından gitmek zorunda ve yavaşlamak zorunda kalsın. Yavaşladığı için de bulmaya başlarsa köpek, aa yavaşlasam daha iyi olur diyecek ve böylece köpeğe de yavaşlayatmayı öğreteceksin. Ama bu off drive egzersizleri yaparsan zaten köpek sakin sakin biraz daha da yavaşlayacağını göreceksin. O anlattığım off drive egzersizleri. Bekir, teşekkür ederim kardeşim. İnşallah faydalı olmuştur. Yani bunu umarak böyle bir yayını planladık admin arkadaşlarla, yönetici arkadaşlarla. Faydalı olmasını isterim. Ama tabii bizim işimiz, tamam teorik kısmı var. Bu anlattıkların, bilgiler belki birçoğunuz için önemli olabilir ama bizim işimiz uygulama kardeşim. Köpek eğitimi. Yani bizzat uygulayıp bu anlattıklarımızı uyguladıkça zaten pekişecek. Benim amacım da bir milli bir birikim olsun. Başka bir derdim yok. Zaten öneriler kısmında da bunları anlatacağım. Serdar bir şey söylemiş. Ağzındayken ipli top ne kadar rekabet yapmalıyız? Kaç saniye? Serdar çok güzel bir soru ya. Vallahi çok hoşuma gitti. Şimdi köpeğe özgüven çalıştırmasında bu ipli topla biz aynı zamanda da ben bırak çalışmasını da yapıyorum ipli topla. Köpeği spor köpeklerinde çok olur bu. Çak çak ağızlarından alır, bırak tekrar böyle çekerler falan. Hani zamanda ben de yapıyordum ama biz görev köpeklerinde topu ipli topu özellikle çekiştirme yaptıktan sonra çok alma. İpli topu ne zaman alacaksın biliyor musun? Köpek aşırı derecede hırlayıp da kafa iyice silkelemeye başladığında artık orada fight'a geçiyor köpek. Fight drive'a geçiyor. Av ve avlanmayı ikinci plana atıyor. Eğer sürekli köpeği böyle silkeleyip hırlarken o topu verirsen köpeğin dedektör olma özelliğini ve hatta iyi bir koruma devreye köpeği olma özelliğini de ortadan kaldırırsın. Çünkü hep köpek fight drive'da, yani mücadele güdüsünde kazanmış olur. Ali Ömer ay soruna cevap verdi. Köpeğimin top hırsı çok yüksek. Top bendeyken gözlerini bile kaçırmadan bana odaklanıyor. Ama top yokken o fokus yok. Bu fokus, Bekir'cim, bu fokus ayrı bir itaat yöntemi. Hani bunu anlatarak işte dummy toplar var, özel spor köpekleri eğitiminde fokus için özel kıyafetler var. Ben en çok şöyle yapıyorum, yani fokusu arttırmak için. Benim bir eğitmen yeleğim var. Bu yeleğim de cebinin hem üstü hem altı açık. videolarda falan da görüyorsunuzdur böyle. Buradan top düşüyor. İlk önce köpeği yürürken, fokuslanırken buradan top düşürüyorum. Ondan sonra 2 adımda, 3 adımda, 5 adımda, 10 adımda, 20 adımda top düşürüyorum. Sonra topu oraya koymuyorum, cebime koyuyorum. Oraya fokuslandığı anda cebimden düşürüyorum. Bazen sırtıma taktığım da oluyordu yani geçmiş yıllarda çalışırken. Bunu deneyebilirsiniz. Hasan, senin sorunu unutmuşum. Bir dakika geriye doğru bakayım kardeşim. Hakkını helal et, kusura bakma Hasan. Evet. Hasan valla... Anam Hasan, sorunu göremiyorum. Çok altta mı kaldı? Hasan'cığım bir daha yaz istersen, sana zahmet olacak. Necmettin söylemiş, köpeğim topu alamadığı zaman dakikalarca o ortamı bırakmıyor ve ağlamaya başlayıp sinirli oluyor. Şimdi bu davranışında güzel taraflar da var, kötü taraflar da var. Bu sinirliği biraz tarif etmen lazım. Heh, tamam Hasan, hatırladım. Kusura bakma Hasan'cığım, hatırladım şimdi. Teşekkür ederim hatırlattığın için. Topu alamadığı zaman dakikalarca o ortamı bırakmaması ve prey drive'dan kaynaklanan diye ağlaması güzel bir şey. Ama sen onu götürmek istediğin zaman agresyon gösterip sana dönüyorsa bu kötü bir şey. Şimdi bunu nasıl çözebiliriz? Hep ikinci ya da üçüncü topla ya da farklı yöntemlerle. Mesela
Diyelim ki bir bunu sen setuplayacaksın, bu eğitim organizasyonunu. Yani bir eğitim organizasyonu yapacaksın ve kısa mesafeli. Köpeğin topunu bir yerde bıraktın, ağlamaya başladı. Sustuğu anda birkaç adım ötede gayet rahat bulabileceği başka bir top saklıyor da gösteriyor olman lazım. Hani görsel olarak değil de saklıyor olman lazım. Yani köpeğin o inlemesini değil, sakinliğini ödüllendirecek bir sistem bulman lazım mantalite olarak. Bilmiyorum anlatabildim mi? Köpeğin aşırı yükselmesini, agresyon göstermesini ve prey drive kaynaklı inlemesini ödüllendirmemek ama baskılamaman da gerekiyor. Ay tuit diye baskılarsan bu da kötü. Aldın köpeği, o zaman saldırma yoksa bence güzel bir şey bu. Prey drive'idir. Hani o sinir dediğin heyecan anladığım kadarıyla. Ama hani bu köpeğin özelliği sadece bunu baskılamak için köpek sakinlediğinde bir köpek top daha buldur. Köpek sakinlediğinde bir top daha buldur. Böylece köpek çok başarılı hale gelir. Sable'ma male eşleşmesi. Arkadaşlar bu Sable'ma male eşleşmesi geçmişte itiraf ediyorum. Ben de bu hataya düştüm. Yaptım. Ancak tasvip etmiyorum. Neden? İyi bir Sable, iyi bir Mali her zaman ikisinin kırmasından daha iyi bence. Evet, ikisinin çok iyi özelliklerini alma ihtimali var. Ama çok küçük bir ihtimal içinde o kadar emek harcamaya ve riske girmeye ve kumar oynamaya gerek yok arkadaşlar. Benim görüşüm bu. Ben bu hatayı daha önce yaptım. Sizlerin yapmasını tavsiye etmem. Benim fikrim bu yönde. Evet, Çener yaparız beraber. Kaç aylıkken koku tanıtıyorsunuz? İsim C'si değildir herhalde. Ben kurt diyeyim sana. Kurt kardeşim. Biz köpeklere yaşından sonra tanıtıyoruz. Yani koku tanıtımını yaşına gidip karaktere oturmadan. Yani şöyle düşünün. Askerlik yaşına geldikten sonra yaylılar. Ondan önce hiçbir şey yok. kutu sistemi. 4 kutu konsepti diye bir kutu sistemimiz var. Kutu sistemi kullanıyoruz C'si. Evet, sorularımız buraya kadardı. Şimdi gelelim camiaya öneriler. Neler yapabiliriz? Neler yapmalıyız? Ben de öneriyorum naçizane bir kardeşiniz, bir abiniz olarak. Şimdi ya da başarılı olan ülkelerde neler, ne örnekler var onları anlatayım. Arkadaşlar şimdi Macaristan, Slovakya yetiştiricileri, yani sizler gibi köpeğe gönül vermiş adamlar bir araya gelmişler. Bir birlik kurmuşlar ve şu anda devletten sübvansiyon alıyorlar. Yani ne demek? Yetiştiriciler destek alıyor. Mama desteği, aşı desteği. Şimdi böyle bir destek almak istemez misiniz hiçbiriniz? Dolayısıyla yapılması gereken ilk iş bir kere bir araya gelmek. Belki de, ya ne olur tenzih ederim yanlış anlamayın. Belki de Türkiye'de bu kadar Malino ile ilgili açılmış grubun hepsini bir yerde birleştirmek lazım. Adminlerin şey olması lazım. Yani eğer bize bir görev düşerse yaparız. Bir araya gelmeniz lazım. Bu bir. İkincisi, köpeği sadece güzel, kara kafa bilmem ne diye işte sevmekten ziyade güzelliğiyle, o ırkı olduğu için işte benim Malinoam var diye değil de bir amaca yönelik yetiştirme sistemolojisi kurmamız lazım. Üzerime düşen bir görev varsa seve seve yaparım arkadaşlar. O yüzden de bir test, sınav ve secere sistemi geliştirmeliyiz. İlla bu FCI secerili olsun demiyorum ama olmasını tavsiye ederim. Dolayısıyla bu şeyde secere sistemini, yani köpeklerinizin hepsini bir şeye kaydettirmeniz, kife kaydettirmeniz, bir ırk hakeminin değerlendirilmesi, birkaç tane o ortama girmesi aslında köpeğin sosyalleşmesi ve sakinleşmesi için de önemli. Ama elinizde ne olduğunu öğrenmeniz için de önemli. Fakat eksik ne? Biz görev köpekleriyle ilgili bir sistem kurmamız lazım. Tamamen görev köpekleriyle ilgili bir secere kurmamız lazım. Bunda belki devlet kurumlarında ön ayak olması lazım. Yani biz ülkemizde ne var bilmiyoruz. Üretip devlet kurumlarına veriyoruz. Onlar bir şekilde üretiyorlar, kullanıyorlar ama bir milli bir birlik yok. Milli bir mutabakat yok. Yani emniyet ayrı bir şey yapıyor. Jandarma ayrı bir şey yapıyor. Hepsinin müşterek olduğu bir sınav ve yani farklılıkları vardır ama bir şecere sistemi, bir damızlık havuzu ve dolayısıyla bunu bir milli cevher olarak kullanıp yurt dışına ülkeye gelir kazandıracak bir hale getirebiliriz. Dolayısıyla bunun için de yapılması gereken test, sınav ve secere sistemi kurmamız. Belki dernekleşmek, belki bir birlik kurmak ya da mevcut bir derneğin içerisinde ilerlemek gerekiyor. Erdem, bu benim de derdim. Seceresiz köpek Malino'da çok ne yazık ki arttı. Bakın arkadaşlar, yani evet güzel, evet emek veriyorsunuz ama bu emeklerin çöpe gitmemesi için lütfen secere, lütfen secere. Secereli köpekler alın. Yani sadece tipine bakarak köpek almayın. Secere olmazsa köpekleriniz değersiz. Size başıma gelen bir hikaye anlatayım. Sonra da diğerine geçeyim.
2004-2005 yıllarında Irak'ta görev yaparken Amerikalı subay, satın alma subayı dedi ki, köpeklerinin kayıt belgesi ya da seceresi var mı? Dedim ki yok. Bak dedi, herhangi bir federasyondan, hani B secere deniyor ya şimdi, beyaz, kayıt belgesi getirirsen köpek başı $500 alacaksın dedi. 2003-2004. $500 köpek başı az para değil, hepimiz bir emek için. Bir de ben orada kellek olduk çalışıyorum. Ama dedim Türkiye'de böyle bir federasyon yok. Böyle bunu verecek bir yer yok. Ben dedi sana yardımcı olurum. Beni Kıbrıs Rum kesiminden Türkçe konuşan bir yavşak aradı. Canım ben sana yardımcı olurum işte, köpeklerini kaydettiririm diye. Onuruma dokundu ya. Onuruma dokundu. Bir Türk olarak onuruma dokundu. Bir tane Kıbrıs Rum kesiminden federasyonunda yetkili bir yavşak arıyor. Diyor ki bana, sana $500 gel biz sana fazla verelim, kaydettir köpeklerini. Yani biz 80 milyon bu kadar bu işe ömrünü vermiş, gönlünü vermiş. Bak bir sürü genç arkadaşlar var. Bir sürü bu işe gönül vermiş arkadaşlarımız var. Biz bir araya gelemiyoruz. Bir tane yavşak oradan bizim bu ihtiyacımızı bize karşı kullanmak için beni ağına düşürmeye çalışıyor. Tabii ki kabul etmedim. Yani $500 hani bir tarafına sokasım geldi herifin, ama hani bizim bu hale gelmemiz lazım. Bizim birlik olmamız lazım arkadaşlar. Şimdi bir diğer önerim de, bu yapıyı kurduktan sonra görev köpeği damızlık yeterlik belgesi. Belki biz Türkiye olarak içinde bulunduğumuz konjüktör gereği KMPV benzeri, non-deering ya da ring sport benzeri, ama benim kişisel önerim IGP yani IPO benzeri değil, bir secere sistemi, bir yeterlik sistemi kurmamız lazım. Bunu yapar mıyız? Yaparız tabii ki. Niye yapmayalım? Ve ülke, bu şu kısmı çok önemsiyorum. Bununla ilgili de çalışmalar yapmaya başladım. Şimdi bakın, anlattım size. IPO nereden gelmiş? Non-deering nereden gelmiş? Ring sport nereden gelmiş? Bunların kökeni ne? Hani kökenini. Bizim de bu ulusal ihtiyaçlarımıza göre belki bir spor köpeği sistemolojisi kurmamız lazım. Evet, içinde itaat olsun. Evet, içinde burun olsun. Evet, içinde belli düzey ısırma olsun. Belki bir kişisel koruma, hani personal protection sistemleri olabilir. Belki bir şey olabilir. Önder'cim sorma. Kifte bir şey yapmaya kalktık da biliyorsun, gevşek gevşek işler yapıp ondan sonra uzaklaştırılmak durumunda kaldık. Ben anlatırım sana bununla ilgili neler yaptığımızı da, kimlerin neyi çaldığını daha sonra. Ne yazık ki bir kısım emek hırsızları da var orada. Sık sık şovlar, yani şov deyince benim köpeğim daha güzel, senin köpeğin daha güzel, yetenek şovları, seminerler ve workshoplar düzenlememiz lazım. İnşallah yani ne yazık ki, hadi Önder açtın, Köpek Hırkları Federasyonu'nda ben denetleme kurulu üyesi ve yönetimle aram iyiyken bir sürü sınav organizasyon çalışması hazırladım. Bakın bu yapacağım, anlattığım konular aslında orada yapmayı planladığım 4 tane seminerin içeriği. İl il gezip bu seminerleri yetiştiricilerin ayağına gidip, yani sizin ayağınıza gidip çayınızı kahvenizi içip uygulamalı şekilde anlatmayı hedeflemiştim. Hatta bununla ilgili koku takibi köpekleri çalışması yaptım. Çevirilerini bir sürü arkadaşların destekleriyle gönderdim. Ne yazık ki bu emeklerimizi çalıp alıp hiçbir çalışmayan birine götürdüler. Niye? Evet efendim, sepet efendim demedik diye. Kardeşim, bir kurdun boş şeydi nerede görmüş? Gevşek herifler. Dur, sinirlendirmeyin beni ya, zaten 50 yaşındayım, bak şekerim arttı ya. Lan Önder, aradan soktun beni. Ne güzel, bak gidiyordum köpek diye, aradan sinirlendirdin beni ya. Ve dünyaya açılma organizasyonları yapmamız lazım. Nedir? İşte ben yıllarca katıldım. Working Dog seminerleri, işte iş köpekleri camiası, işte Law Dog yani görev köpekleri semineri. Ya birkaç defa ben Ulusal Kinoloji Kongresi toparlamaya çalıştım. Ama bunu bizim hem devlet kurumları hem de yetiştiricileri, sizin gibi bu işe gönül vermiş arkadaşlarla bir çatıda toplamamız lazım. İşte kifte yapmaya çalıştım da buydu Önder'cim. Sinirlenmeyeceğim. Dolayısıyla benim önerim, ilk etapta yapılacak olan arkadaşlar, biz bir yerde hiçbir şey yokmuş gibi bu köpeklerin önce bir belgelendirmesi, hepsine bir kayıt verilmesi, ondan sonra değerlendirilmesi, ondan sonra bu köpeklere damızlık yeterlik sınavlarının kurulması. Belki aralarında çok iyi köpekler var, bilmiyorum, ama bir yerden başlamamız lazım. Yurt dışından gelen secereli köpekleri sistemimize dahil etmemiz lazım. Belki uluslararası bir sisteme de bu işi angaje etmemiz lazım. Yani bu işin doğru yeri KIF, doğru söylemek gerekirse. Köpek Hırkları ve Kinoloji Federasyonu, ama ilerleyen dönemden neyi gösterir bilemiyorum. Hakan'cığım demişsin ki Amerika'da top dog yarışması insanları eğitimler etmiş durumda. Evet, yani buna benzer, işte ben Amerika'da K9 olimpiyatlarına katıldım. Naçizane iki tane olimpiyat ikinciliğim var. Birisi eski polis olmam dolayısıyla bina operasyonu, köpekli operasyon. İşte diğeri de iş takibi konusundaydı. Ama buna benzer bir organizasyonu ben burada yapmayı çok istiyordum. Özellikle de
Bahçeşehir Üniversitesi bize bu konuda çok büyük destek oldu. Federasyonu da üniversiteye soktuk. Böyle bir organizasyonu yapalım dediğimizde işte koltuk kavgası bizi buraya getirdi. Ama en büyük hayalim TAPDAK benzeri ya da işte Working Dog, işte K9 olimpiyatları benzeri bir şey yapmak, yetiştirici de hedef koymak. Son ez cümle arkadaşlar. Aşağı yukarı 1996 yılından beri, 95-96 yılından beri köpeklerle uğraşıyorum. Hep bir ulusal çıkar ve ulusal güvenlik çatısı gözüyle baktım ben bu işe. Başka bir şeyle bakmadım. Yani ego ya da işte ben daha çok alayım, ben daha çok yapayım, ben daha iyiyim, en iyi beni eğitirim gözüyle bakmadım. İnanın her bilgi almak isteyene ya da her bir şey yapmak isteyene yardımcı olmuşumdur. Bazen bunu çok suistimal edenler oldu. Hem devlet kurumlarından ne yazık ki hem de özel sektörden ama yılmadım. Ben sizler gibi genç arkadaşların bu bayrağı bir gün devralacağını, artık bizim yaşım 49, yani aşağı doğru ağır ağır da olsa aşağı doğru iniyoruz. Dolayısıyla bunların birilerine aktarması, bunun bir kinolojik kaynak olarak sizlerde kalmasını isterim. Eminim ben bir nokta yazdıysam siz genç arkadaşlar bunun üstüne 100 nokta ekleyeceksiniz ve bu ülkeyi biz bir yere getireceğiz. Ülke hepimizin doğru yerlere getirip kinolojiyi doğru yerlere götüreceğiz. İnşallah hani bu arada Osman, yani ben federasyon bilmem ne ayrımı yapmıyorum. Yapmaya çalıştığım şu, yani KIF en kabul edilmiş dünyada FCI çatısı altında. Benim hedefim FCI'yi değiştirmek. FCI'de böyle bir şey yok. Yani biraz yel değirmenlerine karşı diyeceksiniz ama işte FCI'nin içerisinde görev köpeklerini koymak. Çünkü çok fazla canım bicim lay lay haline gelmişler. Ama her tarafta deprem, her taraf dünyanın her tarafında terör. Avrupa o hale bir gelmiş ki, yani kendisini soyutlamış. Ayrı bir koloni yapmışlar orada. Dünyanın diğer tarafında umurlarında değil. Yani bu sefer bizdeki insanlar da oraya bakarak onu kopyalıyor fakat oradaki kopyanın tamamı bizim ihtiyacımızı karşılamıyor. Bilmiyorum ne demek istediğimi anlatabildim mi? Yani şu anki derneğimizin KİF'te üye olması dolayısıyla UKİFET'te bunu yapmam doğru olmaz. Ama daha üst bir çatı, milli bir mutabakat, belki bir konfederasyon neden hayal edilmesin? Eğer bu görev köpekleriyle ilgili siz UKİFET'in içinde bir şey yaparsanız ben de bilgi birikim olarak destek vermeye çalışırım. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. Yani bayağı uzun süre, ben bu kadar uzun süre konuşabildiğimi de bilmiyordum. Yani bir yerde oturabildiğimi bilmiyordum daha doğrusu. Dinlediğiniz için, katıldığınız için çok teşekkür ederim. İnşallah faydası olmuştur. Bunu da ben indirme imkanı varsa indirip YouTube'a atarım. Bir daha soruları seyretmiş oluruz. Facebook'ta aşağılara gidiyor. Son sözüm de şu, inşallah hep birlikte ne mutlu Türk'üm diye. Allah'a emanet olun, hayırlı akşamlar olsun. Hepinizi seviyorum.